Son Baskı'dan mutlu geceler diliyoruz efendim. Kanal E ve Kanal Fırat televizyonları ortak canlı yayınıyla Son Baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili, Venezuela'yla ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okuyacağız efendim. Son baskıda sezon finalini artık son 2 diyoruz. Bugün program yapacağız. Ardından yarın da programımız olacak ve artık yarın son baskı programımızı noktalamış olacağız. Kısa bir ara vereceğiz. O yüzden e, Cuma gününe kadar ne demiştik e, daha çok sizlerden gelen e, mesajlarınıza ağırlık vereceğiz. Cuma'ya kadar yani sezon finalimize kadar ne kadar çok sorunu dile getirebilirsek, ne kadar çok sorunun çözülebilmesinde vesile olabilirsek o kadar mutlu olacağız efendim. O yüzden bol bol sorun, sıkıntı, talep e, istek neleriniz varsa gönderebilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla bu sorunları e, ekranlarınıza getirmeye, okumaya çalışacağız efendim. E, yarına kadar artık yarın e, kısa bir ara ver, vermiş olacağız. Son baskıda aradayken ama bizler burada olacağız. Bir yere gitmiyoruz. Yine sizlerle birlikte olacağız. Tabi sadece ekranlarda bir süre olmayacağız. Yine sorunlarınızı, sıkıntılarınızı Kanal Fırat iletişim numarasına e, ulaşarak e, iletebilirsiniz. Kanal Fırat Televizyonu e, iletişim numarası 0424 238 81 23 0424 238 81 23 efendim Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23. Ayrıca sosyal medya hesaplarımda ekranda yazıyor. Sosyal medya hesaplarım üzerinden de özellikle Instagram hesabımdan da sorununuz, sıkıntınız, probleminiz olursa bizlere bu sezon arasında ulaşabileceksiniz. Ben bugün çok farklı konuları konuşacağız. E, canlı yayın konumuzu aslında tanıyorsunuz ama belki de ilk kez gireceğimiz konular olacak. E, canlı yayın konumuz birazdan Elazığ İl Vaizi Ediz Erşen hocamız bizlerle birlikte olacak. Kendisi Aynı zamanda entelektüel bir kişiliğe sahip olan bir hocamız. E, burçları konuşacağız, astrolojiyi konuşacağız, 2020 yılını konuşacağız, batıl inançları konuşacağız, e, kurşun dökmeyi mesela konuşacağız ilk aklıma gelen. E, tüm bu sorularımızı yanıtlayacak e, il vaizi Ediz Erşen. E, ben çok heyecanlıyım. İlk defa bir il vaizinden belki de e, İslam ile astroloji bu kadar derinlemesine tartışmış konuşmuş olacağız. Merak ettiğiniz sorular olursa onları da bizlere gönderebileceksiniz efendim. Ama öncesinde günün gelişmeleri. Evet. Koronavirüsle mücadele dünya genelinde devam ederken Elazığ'da vaka sayısındaki artışın devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Elazığ'da bir köyün daha karantinaya alınmasına karar verdiği öğrenildi. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 1 Haziran itibariyle hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Elazığ'da vaka sayısındaki artış devam ediyor. Elazığ'da resmi makamlar tarafından koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı kamuoyuna açıklanmazken, edindiğimiz bilgiye göre Elazığ'daki vaka sayısındaki artış gün geçtikçe devam ediyor. Öte yandan hastanelerdeki pandemi servislerinin de dolmaya başladığı belirtildi. Öyle ki Elazığ'da bir köyün daha karantinaya alınmasına karar verildi. İl Sıha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Elazığ Merkeze bağlı Elma Pınar köyünün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Köydeki taziye nedeniyle Almanya'dan vatandaşların gelip taziye katıldığı öğrenilirken, taziye sonrası Almanya'ya dönen vatandaşlarda koronavirüs tespit edildi. Almanya'ya dönen vatandaşlarda koronavirüs tespit edilince köy genelinde de filyasyon çalışması başlatıldı. Almanya'dan gelen ve tazeliğe katılan vatandaşların süreç içerisinde köy genelinde birçok kişiyle görüştükleri öğrenildi. Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler filyasyon çalışmalarıyla beraber karantinalarını sürdürürken vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Vaka sayısının her geçen gün arttığı Elazığ'da vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve el hijyeni konularına riayet etmeleri gerektiği ifade edildi. Evet efendim, Elazığ'daki vaka durumu böyle artıyor. Bir köy daha karantinaya alındı. Elma Pınarı Köyü. E, haberimiz hazırlandığı sırada karantinaya alma kararı çıkmıştı Elazığ Sığa Meclisi tarafından. Hatta Elazığsonhaber.com'da yayınlayınca e, o köyde oturanlar ya biz bu köydeyiz, böyle bir şey yok dediler. Ama e, öncesinde biz yayınlamıştık. Onlara da tebrik edildi e, bu karar. Elazığ'da e, işte e, bir cenaze var. E, bir taziye programı var. Almanya'da taziye geliyorlar. E, taziye tutuluyor köyde. Virüs bir bulaşıyor. Almanya'ya gidenlerde bir test yapılıyor ki virüs var. Sonra köyde testler yapılıyor. Vesaire köy bugün itibariyle karantinaya alındı. Elma Pınarı Köyü, Elazığ Merkez'e bağlı Bingöl yolunda. E, ee, Elazığ Merkez'de de vaka sayımız artıyor. 50'nin üzerinde diyordum normalde ama şu anda rahatlıkla 60'ın üzerinde diyebiliyorum efendim. Düşmüyor vaka sayımız aksine artıyor. Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. O yüzden Elazığ'da vaka sayısı artıyor diyoruz. Sokaklardaki maskeli, maskesiz dolaşan vatandaşların tamamı problemin yine kendilerinden kaynaklandığından hem fikir. Peki çözüm bu sorunun cevabında yani yine sokakta maske niye takmıyoruz? Bitmedi ki kardeş bitmedi. Tedbirlerimize uymamız lazım. Koronavirüs tüm dünya gündeminde olduğu gibi ülkemiz gündeminde de yerini korumaya devam ediyor. Özellikle normalleşme sürecinin ardından artan koronavirüs vakaları hakkında Elazığlı vatandaşlar neler düşünüyor? Yani burada biz insanlar olarak sorumluluğumuzu tam üzerine yapmıyoruz. Maskemizi takmıyoruz. Kalabalık ortama çok aşırı derecede giriyoruz. Girip de mesafemizi korumuyoruz. Herkes kendi sorumluluğunu taşıyıp da maskesini ve mesafemizi koruduğumuz sürece daha güzel bir şekilde bu süreci atlatırız. E, i̇nsanımız yani korona biraz vatandaş, e, hükümet biraz e, şey yapınca, serbest bırakınca sanki bitmiş gibi davrandılar, algıladılar. E ondan sonra herkes eskisi gibi bütün işlevlerini yapmaya başladı. Toplantılar, bilmem piknikler, şunlar bunlar. E ne olacak? Bulaş olacak tabii ki. Böyle olacak yani. Çok yayılacak tabii ki. Bunun sonucu da bu yani. Bitmedi ki. Kardeş bitmedi. tedbirlerimizi uymamız lazım. Koronavirüs vakaları arttı. bizim halkımız uymuyor millet birbirine sarılıyor. Maske takan yok, eden yok. Uymuyoruz yani. Elazığ olarak uymuyoruz buna. Onların da yani vatandaşların tedbirli olması lazım. Temizlik kurallarına uyması lazım. İnsanlar buna tedbir alması lazım. İşte görüyorsunuz biz karşıdan gelirken maskeli geldik. Belki de çekmişti arkadaş bizim karşıydı. gezmemiz lazım. Tedbir almamız lazım. Bugün hastaneye gittim. Elazığ'da çok şükür genellikle böyle bir tedbir var. Koronavirüs vakaları artarken sokaktaki kalabalık, maskesiz, mesafesiz dolaşanlar virüs sanki ülkeyi terk etmiş gibi bir tablo ortaya koyuyor. Ara. Yani insanların aslında gerekli önlemleri alması gerekiyor. Ama ne yazık ki e, devlet baskısıyla artık bu oluyor. Ee, virüs zamanda azaldı 700 vak e, sayısı 700'e kadar düşmüştü. İnsanlar rahatla rehavete kapıldılar bu yüzden. Yani onlar söylüyor ama. Rehavete kapıldıkları için önlemleri geçlettiler. Öyle her yer açılınca insanlar rahatlıkla edince virüs vakti aldı. Bizim tedbirsizliğimizden dolayı, dikkatsizliği davrandığımızdan dolayı. Peki insanlar normalleşme sürecinin ardından nasıl davranmalıydı? Bu duruma gelmemek için neler yani, yapılmalıydı? bir anda hemen e, gevşedik, İnsanlar maskesiz geziyor o yüzden. Peki e, normalleşme sürecinden itibaren böyle olmaması için vatandaşlar ne yapmalıydı? Sosyal mesafeyi koruyup maskeyle gezmeleri lazımdı ama insanlar gördüğünüz gibi maskesiz geziyor. Mesela dün devlet vergi dairesine gittik orada çalışanlar bile maske takmıyorlar. Vatandaş tedbirsizliğin ve kurallara uymamanın artışı getirdiğini kabul ediyor ama yine de önlem almayanlar için bir çare bulunmuyor. Yani herkesin dikkatli olması Bilisizlik lazım. Bilinçsizlik yüzünden bilinçsizlik yüzünden. Evet. Normalleşme sürecinden itibaren sizce neler yapılmalıydı ki bu süreç, bu vakalar bu kadar artmamalıydı? Bence dışarı çıkma yasağı devam etmeliydi. Yani milletin önemsememesinden dolayı oluyor. Hani millet maske kullanıyor ama maskeye güvenerekten bu sefer de kalabalık oluyor. Görüyoruz bak çarşı şu an vaka yok gibi geziyor. Vaka yok ben öyle biliyorum. Vaka şu an yok. Elasa yok vaka devletimiz çok en başta çok iyi idare etti açıkçası. Yani gerek şeyler olsun hani hafta sonları sokağa çıkma yasağı olsun çok iyi idare etti en başta. Yalnız son zamanlarda biraz kuralların gevşetilmesine bağlıyorum ben bunu. Aslında devletimiz ilk başta çok güzel önlem aldı ama sonra insanlarımız birden gevşemeye başladı ve devletimiz bu yasakları kaldırmaya başlayınca ve insanlar maske kullanımı azaltmaya başladı ve bu yüzden de vakalar arttı bence. İstanbul'da yaşarken hastalığa yakalanan durumunu en iyi özetleyen kişi oldu. Ya Ben aslında bir Covid hastasıydım. Ee, şey, İstanbul'da yaşıyorum ben. Ee, çok ciddi sıkıntılar yaşadım. Ee, i̇nsanların aslında duyarlı olması gerekiyor. Çünkü neticesi e, neticesinde çok pahalıya sebep oluyor bu. Ee, büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ki ben de bunu yaşadım zaten. Nasıl geçti peki süreç? Süreç sıkıntılı. 8 Nisan'da başladı semptomlar, ee, eklem ağrısı, kas ağrısı. Ee, i̇ki saat sonra yüksek ateş oldu 40 derece. Daha sonra nefes almakta güçlük çekme, ee, bel ağrısı, sırt ağrısı, baş ağrısı. Yaklaşık iki hafta sürdü bu. Tabii nefes almakta güçlük çekme yaklaşık bir ay sürdü. Ee, daha sonra işte koku ve tat almada problem yaşandı. Yani hiçbir şeyden tad alamıyorsunuz. Koku da öyle. Yani bu tür sıkıntılar oluyor. Kolay Peki, geçmiyor. Tad düşündünüz mü? Artık vazgeçtiğiniz bir an oldu mu o süreçte? Yok aslında. azinliyim biraz. Bağışıklığıma da güveniyorum. Ee, ama yine dediğim gibi sıkıntılar doğuyor. Evet efendim az önce de ifade etmiştik. Önemli bir canlı yayın konumuz var. Elazığ İl Vaizi Ediz Erşen bizlerle birlikte. astroloji konuşacağız, İslam'da astrolojiyi konuşacağız, Burç, burçları konuşacağız. Birçok astrolog burçlarla ilgili yorumlar yapıyor, astrolojiyle ilgili yorumlar yapılıyor. Belki batı inançlarla ilgili yorumlar yapılıyor ama bir il vaizinin bu konuyla ilgili duygu, düşünceleri oldukça önem arz ediyor. 2020 yılı niye bu kadar uğursuz geldi diye soracağız. Canlı yayın konumuz Elazığ İl Vaizi Ediz Erşen. Yani hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz canlı hoş yayınımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş ee, aslında Eleza Dahmirim sizi yakinen tanıyorlar. Hem boğazlarınız hem de Ramazan ayı boyunca kanallarda evet. ekranlarında programlarınızı yaptığınız yine destek oluyorsunuz bizlere. Yine Milat Bey'in mutfağında Milat Bey'in e, mutfağında cuma günleri katılıyorsunuz. Evet. E, ve herhalde sanıyorum tüm bu programlarda hep böyle e, daha dini e, konular konuşuluyor ama evet. sizin bir de entelektüel yönünüz Estağfurullah. var. Estağfurullah. ve burada çok araştırıyorsunuz. E, i̇şte yurt dışıyla evet. bağlantılarınız çok iyi. Evet. İşte astroloji Astrolojiyi araştırıyorsunuz, burçları araştırıyorsunuz, işte bu yılları, rakamları araştırıyorsunuz. Evet. Zaman zaman böyle sohbet edince gerçekten e, bizleri de etkiliyorsunuz e, bilgi ve birikiminize. İslam'a göre astroloji. Bocuk evet. Direkt sorayım size. Tabii şimdi e, İslam'a göre teşekkür ediyoruz teveccühünüzden dolayı. Biz de sizi çok başarılı buluyoruz. Çok sağ olun canım. Hem diyaframdan diksiyonunuz hem de e, algılarınız, vermek istediğiniz mesajlar, enerjiniz gerçekten... Allah-u Teala performansınızı daha da artırsın. Çok, sağ çok iyi gidiyor. Estağfurullah. İslam'a göre astroloji derken aslında e, İslam'ın içindeki Arap mitolojisi, Türk mitolojisi, e, İslam milletlerinin mitolojisine göre astroloji demek lazım. Çünkü astroloji aslında İslam'ın dinin bir konusu değil. Mitolojinin bir konusu. Mitoloji, hikaye mantık kavramı, miten logosa kavramı aslında çok önemli bir kavram. Halen Türkiye'de e ee, mitoloji kürsüsü yok. Halen yok Türkiye'de bildiğim kadarıyla. Kurulmalı. Joseph Campbell'ın ünlü mitoloji profesörü inanılmaz bir eseri var. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. Joseph Campbell İngiliz mitoloji profesörü. Orada mesela olumlu kıssalarla olumsuz kıssaların, e, olumlu hikayelerle olumsuz hikayelerin savaşı anlatılır. Kur'an'da kıssalar vardır. Musa Aleyhisselam'ın kıssası, İsa Aleyhisselam'ın, Peygamber Efendimizin Aleyhisselatu Vesselam yönlendirmeler, diğer kıssalar. Yani buralarda ne vardır? Olumlu hikayeler vardır, olumlu mitolojiler vardır. Bunun karşısında da olumsuz, hayırsız, uğursuz mitolojiler vardır. Tabi İslam'da uğur ve uğursuzluk kayramı, hayır ve şer şeklinde de ifade edilebilir. Nahis şeklinde de uğursuz derken ifade edilebilir. Ki Allahu Teala'nın her zaman dilimi kutsaldır. Şimdi 2020'den başlarsak, 2020 e, imtihan boyutuyla ve birçok boyutuyla her zaman dilimi gibi kutsal. ...bu belalara sabretmemiz boyutuyla. Şimdi o zaman 2020 mi sorayım hocam? E, dilerseniz... Evet e, böyle... oradan devam edelim. Evet. Mitolojiye e, de, açıklayarak safa safa gideceğiz. İleride evet. çünkü hocam benim sorularım da var. Mesela evet, bu evet. batinaşlarla ilgili evet. ayrı ayrı sorularım var. Çünkü muhtemelen izleyeceğimizde e, sorular soracaklardır. Evet. 2020 yılı neden böyle sorunlu geçiyor hocam? Şimdi e, tabii ki mitolojinin alt kavramları var. Bunlardan bir tanesi nedir? Numeroloji, sayı bilimi. Hı hı artı nominalizmin kurucusu vardır. André Jit, ünlü Fransız Pastoral Senfoni adlı romanın yazarı André Jit, Dünya Nimetleri adlı ünlü romanların yazarı André Jit, nominalizmi kurmuştur. Yani kelime bilimi, sayı bilimi. Bunlar da dinin konusu değil, mitolojinin konusu. Ama İslam dini, Kur'an ne der? Örfü destekleyin. Doğru mitolojiyi destekleyin der, yanlışı atın der o açıdan bunlara baktığımızda mitolojik olarak baktığımızda dini açıdan değil de mitolojik açıdan baktığımızda sayıların bir karşılığı var. Mesela e, nedir? Ebced hesabı var. Ebced altı şeytan demek. Zamanında altı şeytan Allah'ın emriyle baskısıyla Süleyman Aleyhisselam'a gidip bazı sayıların rakamlarını, sırlarını anlatmışlar ki Allahu Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de Muhsi ismi var. Sayı sayan, Allah sayı sayanların en hayırlısıdır. O açıdan 20 rakamına baktığımızda zorlayıcı bir rakamdır. İki tane 20 denk, yan yana gelmiş. Zorlayıcı bir rakam e, ama aşırı bir baskılı bir rakam değil, hafif baskılı bir rakamdır. Mesela 21, 2021, 21 çok rahat bir rakam. Onun için bana göre e, 21, tabii bunu mitolojik olarak anlatıyoruz, dini olarak değil yani dinin bu konuda çok din bu konu üzerinde durmuyor daha doğrusu. E, 21 daha e, iyi bir rakam. E, 20'ye baktığımızda zorlayıcılık var. Hafif bir zorlayıcılık var ve aşırı bir zorlayıcılık yok. Ve e, sayı bilimine göre iki tane 20 yan yana gelmiş. İki tane 19'un yan yana geldiğini düşün. 1919. İki tane 18, 1818. 101 yıl aralıklarla Hı. gidiyorum. Ve 1919 İspanyol gribi. 1818 yine bir salgın. 1717 1818 kolera salgını. 1717 Marsilya salgını. 101 yılda bir. Ha bunu bunlar oluyor mu? Bence oluşturuluyor. Ernest Renan'ın 13 yaşında profesör olmuş bir dahidir. Ernest Renan. Tek Allah'a inanır. Der ki beni putperest papazlar gömmesin. Öyle de bir adam. Allah tektir der Ernest Renan. Renan der ki bu putperest Hristiyanlar, Yahudiler der. Bozulmuş kitaplarındaki kehanetleri gerçekleştirmek için kendileri yaparlar. Yüzde tutmaz, yüzde onu tutar, yüzde onu da olmuş gibi kabul ettirirler. Mesela yine bir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış bir kahin, zenci bir başkan o çıkacak dedi Amerika'da. Sırf onun kehaneti gerçekleşsin diye Obama'yı başkan yaptılar. Yani kendi kehanetlerini yapıp uydurma kehanetlerini bunları gerçekleştiriyorlar. Ha, buraya gelince de bana göre ilk günden beri ben bunu söylüyorum. Tabi devletimiz bu konuda milli davranıyor. Devletimiz bu oyunun içinde değil. Ve biz son derece tedbirli olup böyle bir hastalığa karşı da e, tedbirlerimizi artırmalıyız. Bana göre ilk günden beri biyolojik savaştır, algı savaştır. Çıkarılmış yani bir virüstür. Çıkarılmış bir virüstür. Çünkü neden? Her yüzyılda bir yüzyıl başlangıçlarında dünyada sınır çizme girişimleri olur. Bu yıl Türkiye'yi savaşa sokamadılar, sınır çizemediler. Şer güçler, dış bağlantılı, dış güçler, şer güçler. Çok geciktiler, son çare hastalığı ortaya attılar. Bu da tutmadı istediği gibi. Bunlar İspanyol gribini 100 milyon insanı geçen bir ölüm bekliyorlardı. Ya hocam hala devam ediyor mesela koronavirüs? Şimdi devam ediyor ama yani daha da mesela 1919'da 100 milyon insan öldü. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan öldü. Bundan daha büyük yüz, yüzlerce felaket var. Bu tabii tedbirli olmalıyız. Mesela şu anda Mart'tan beri ortalama gripten ölenlerin sayısı Türkiye'de 10 bin civarı. Evet. Türkiye'de yıllık 30 bin grip vakası var dünyada 650 bin grip vakası var yıllık hı hı. Yani bu hastalık tamam tedbirli olmalıyız dengesiz ağır bir grip karışık bir hastalık yani ama nedir ee, bundan daha büyük felaketler vardı bu çok büyük bir felaket değil yalnız bu hastalık üzerine oynanan oyun çok büyük onu da söyleyeyim oyun çok büyük hastalık çok büyük ne değil olacağım? mesela bu tür salgın hastalıklardan sonra bu hastalıkların nereye evrildiği önemlidir. Sosyolojik, psikolojik, siyasi nereye evrildiği önemlidir. Ve genelde bu tür hastalıklardan sonra dünyada çok farklı değişiklik değişik sosyolojik, siyasi Farklı hareketler ortaya çıkar. Allah-u Teala ülkemizi muhafaza eylesin. Yani ben esas sıkıntının hastalık bittikten sonra hem ekonomik hem siyasi hem de sosyal olarak baş göstereceğine inanıyorum. Ama o zaman hocam mesela 2020 <laughs> yılı e, hafif de olsa zorlu geçiyor. 2021 daha rahat geçiyor. Daha rahat ama e, bir rakam. O zaman ekonomik sorunu biz 2020'de görmeyecek miyiz? Yani şimdi? şöyle tabii biz burada kehanet yapmıyoruz kesin. İslam'da yoktur bunlar. Yani rakamlar üzerinden yorum yapıyoruz. Hı hı. Mitolojik bir olay bu. Şu anda bu dini bir olay değil. Bunlar da dini olaylar değil. Bunlar mitolojinin konusu. Şimdi buradan baktığımızda e, bunların e, mesela İspanyol gribi 18 ay sürdü. Bunu belli bir süre sürdürüp birden bir aşı bulundu diyecekler. Anlatabiliyor muyum? 19 için. Tabii. Benim dediğim bunu bu oyunu bu biyolojik savaşı çıkaranların bundan sonraki planları ne? Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı Etiyopyalı bir zenci, gayrimüslim. Bu bu kişi Rothschild'in kirli işlerini halleden de bir adam ve birçok Afrika'ya kirli petrol şirketini sokan bir adam, rüşvet karşılığı. Dünya Sağlık Örgütünü finanse eden şirketle virüsü çıkaran şirket aynı şirketler. Yani bazı ailelerle bazı şirketler devletlere, ulus devletlere savaş açmış durumda. Devletleri yok etmek istiyorlar. Dünyayı tek elden yönetmek istiyorlar. Bu çok büyük bir tehdittir. Amerika daha da ikiye bölündüler. Şu anda Amerika'da, Amerika'nın derin devleti, Amerikan milliyetçilerinin Pompeo, Mike Pompeo gerçek başkandır. Trump onun kuklasıdır. Mike Pompeo Amerikan derin devleti şu anda küreselleşmeyi savunan, bu virüsü çıkaran demokratlarla savaş halinde. Biz bu olayda Cumhuriyetçileri desteklemeliyiz. Çünkü Türkiye'nin şeyine daha yakın menfaatlerine. Evet. Demo Demokratlar Amerika'yı da yok edip birçok dünya devletini yok edip fakirleştirip bütün dünyayı yönetecek bir dijital imparatorluk kurmak istiyorlar. Yani aileler ve şirketlerin yönetimini geçip devletleri ortadan kaldırmak istiyorlar bütün devletleri. Amerika'da diyor ki ben bunu sana izin vermeyeceğim. Amerika'daki bir kesim. Ben diyor artık dünyadaki bütün oyunları öğrendim. Ben sana direnebilirim diyor. Bunlar da bu sefer zencileri ayaklandırdı. Diğer taraf. Amerika'yı bölmeye çalışıyorlar. İkiye bölmeye çalışıyorlar. Ya bu lehimize mi aleyhimize mi olan <laughs> Şimdi Amerika'nın bölünmesi lehimize. Ama bunlar Amerika'yı bölmekle kalmıyor. Bütün dünya ülkelerini bölmek istiyorlar. Evet. Sırf Amerika'yı bölseler lehimize. O açıdan mesela İsrail'deki Çin Büyükelçisi öldürüldü. Gözler Pompeo'ya çevrildi çünkü bu savaşı başlatan İsrail bu olayda cumhuriyetçilerden ziyade demokratların yanında ki aynı demokratlar mesela FETÖ'yü çok destekliyorlar FETÖ de onların yanında mesela cumhuriyetçilerin ekibi FETÖ'den çok etmez. hatta Trump da çok etmez. bir fırsatını bulsa belki gönderir ama demokratların baskısı var ailelerin ve şirketlerin ve Bakınız 1700 tane şirket CEO'su bu hastalık çıkmadan bir müddet önce istifa edip yer altına çekildiler. Operasyonları yönetiyorlar. 300 trilyon, 3 trilyon euroya sahip Rothschild'in ortağı Şafer Frankfurt'ta ölü bulundu. Pompeo yine gözler CIA'ye çevrildi. CIA'nin bunları öldürdüğü söyleniyor. Yani bu iki şeyin. Çünkü bunlar Amerika'yı yok etmeye çalışıyor. Çin bu kirli oyunun tam göbeğinde. Yani hocam diyorsunuz ki birileri bunu kurguluyor. Tabii kurgu. Yani, bunların, kurgu bunların hiçbiri e, tesadüf değil. Evet. E, e, nasıl bir... kurtulacağız? Churchill diyor ki dünyadaki sosyal, siyasi büyük olayların ve tarihi büyük olayların rastgele olduğunu düşünmek kadar büyük bir saflık yoktur diyor. Wilson Churchill. Yani bu salgını da o zaman öyle düşünüyor. Bence de öyle. Evet. Ama bir hastalık var. Hastalığın da ne olduğu tam belli değil. Mesela e, Trump... Amerikan başkanı, adam CIA'den bilgi alan bir adam diyor ki bunun virüs mü, bakteri mi, ne hastalık olduğu halen belli değil diyor. Bu adam deli değil, bu adam Amerikan başkanı. Evet. Bunu söylüyor. Bu da Çin'e karşı çok ciddi Tabi Tabii, sağlık örgütüne saldırdı çalışıyor. mesela Trump haklı olarak orada ee, ve gerçekten Çin çok büyük bir film çevirmek istiyor, oyun çeviriyor. Ve bu aileler ve şirketler Çin'i merkez yapmak istiyorlar bu olayda. Çin'e önce öcü gösterip sonra sempatik göstermeye başladılar. Ve dikkat edin, Katolikliğin merkezi Roma, Şiiliğin merkezi Kum. Bak İran Kum'da çıktı hastalık. İtalya'da çıktı, Roma ve Kuzey'de çıktı, Alpler bölgesi. Ulusal devletlerin ve Anglican Church, Anglican Kilisesi'nin merkezi, Ruhani'si, Kralçe ailesi ve Londra. Hı hı. Dikkat edin hem dini merkezlere hem ulusal merkezlere bir saldırı var. Evet. Ve dronlarla virüsün atıldığı söylentileri çok ciddi makalelerde geçiyor. Ve virüsün şekli hakkında bile tam gören olmadığı, ne olduğu, bu şeklin bile uydurma olduğunu söyleyen çok ciddi makaleler var. Yabancı gazeteleri okumalıyız. Bakınız bizim yerli gazetelerle birlikte. Bazı gazeteler, The Independent İngiliz. Onu oku, onda çeşitli bilgiler, farklı bilgiler var. Alman gazetelerinde var. Hatta Amerikan gazetelerinde var tabii ki o cumhuriyetçi kanat Hı -hı. özellikle. Ee, burada büyük orun oyunlar oynanılıyor. Biz Türkiye'de Rothschild ve Rockefeller ailesini güçlü olarak biliyoruz. Mesela 1910 2017'de vefat eden Douglas Cohen vardı. Onların mehdisi gibiydi. Yani seyidi yani Harun Aleyhisselam soyundan. Rothschild ve Rockefeller onun elini öperler. O bilinmiyordu Türkiye'de. Dakko Douglas Cohen dünyanın en güçlü 25 Yahudisinden biriydi. Şimdi bu aileler aristokrat bir kısım Hristiyan ailelerle beraber şirketleri kullanarak dünya yönetmek istiyor. Devletler de diyor ki biz artık senin kölen değiliz. Biz sana baş eğmeyeceğiz. Bunun savaşı var şu anda. Ve şu anda Anglik Anglo-Sakson masonlarla başka masonlar da birbirine girmiş durumda. Şer güçler birbiriyle savaşıyor. Türkiye bu oyunun dışında. Ama tabii ki en iyi atlatan, en hafif atlatanlardan biriyiz. Bunun e, e, bu kıvılcımların etkisini biz ülkemizden uzak tutmalıyız. İnşallah. Işte. Hocam tabii aslında söyleyecek çok şey var ama evet. benim de sorum çok fazla. <laughs> astrolojiyi de e, geçmek gerekiyor hocam aslında. Astrolojinin hayatımızdaki etkisi nedir hocam? Astroloji bir dini evet. isim olarak, bir e, il vaizi olarak bu konuları çok araştırmamız evet. gerçekten şehrimiz adına çok büyük bir avantaj. Astroloji nasıl yorumluyorsunuz hocam? Tabii bu benim e, diyanet, il vaizi kimliğimden ziyade Ediz Fildişi Kulesi'nin araştırmaları diyelim. Tabii bunlar dini konular değil, mitolojik konular. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Buruç Suresi var, Burçlar Suresi. Hı hı. Burçlar Suresi, Kur'an-ı Kerim burçların varlığını kabul ediyor. Ee, eski coğrafyada 8. Feleki Sabite, yani 8. Feleki Sabite, sabit yörünge demek. Ve yeni coğrafyada ise Zudayek, hayvanat bahçesi listesi. Çünkü 12 tane yıldız kümesi hayali birleştirilince çeşitli hayvan şekilleri ortaya evet. çıkıyor. Hayvanat bahçesi listesi, Zodyak galaksisi. Bunların işte insan anne karnında hamileyken, doğduktan önce, sonra bu yıldız etkileşimlerle insanın hem şifa hem hastalık hem de kaderinde etkiler olduğu yönünde görüşler var. İslam'da bu konuda en çok ilgilenen şahıs kimdir? Hazreti Ali'dir radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır. Hazreti Ali çok esrarengiz ve derin bir adamdır ilim açısından. Radiyallahu an Celcelutiyesinde Kaside Ercüze duasında, Celcelutiye duasında ve Nehcül Belası'nda bu konulara değinir yıldız ya, etkilerine. Yani İslam'da astroloji var aslında. Var, şey bilimsel bir konu oluyor. Astronomi de var, astroloji de var. Hı. Ama İslam astrolojiye inanın demez. İnanmayın Mesela, diyor mu? İnanmayın da demiyor. Ya şöyle yani inanç konusu değil. Yok ne inan diyor ne inan. Yani İslam'da bu bir İslami konu değil. Mitolojik bir konu. Mesela kimya konusu gibi düşün matematik konusu Hı -hı. gibi. Dini bir olay değil yani bu. Bilim olarak. Tabii mı? inanmamak lazım. Yani o İslam inanmayın diyor. O ayrı. O kelami açıdan, itikadi açıdan öyle. Ama burada biz bilim olarak astronomi, burada bakınız nomi. E, Latince kelime ad demektir. Loji mantık demektir. Logos. Hı hı. Burada yıldız mantığı demek. Astroloji yıldız mantığı. Astronomi yıldız bilimi demek. Şimdi astroloji o kadar önemli ki İnkalar, Aztekler mesela inandığı için astrolojiyi geliştirmişler. Bugün İnka, Aztek piramitlerinde, Mısır piramitlerinde astrolojik yaklaşımlar var. Ve bunların tabii ki eski Türklerdeki hayvanlı takvim. Çinliler bizden almıştır Japonlar. Japonlar Türk asıllıdır zaten. Ve diğer takvimlerin de astroloji ile bağları var. Yine Hazreti Ali'nin dışında İmam Ahmed el-Buni Hazretleri evet. bu işte çok uğraşmıştır. Yine 12 imamdan İmam Cafer-i Sadık Hazretleri ki onun meşhur kitabı vardır Yıldızname. Yıldızname adlı kitapta der ki bu Danyal Aleyhisselam'dan gelen bir vahiy kitabıdır der ve orada yıldızname üzerinde, burçlar üzerinde durur. İmam Cafer Sadık. O zaman hocam şunu soracağım. Evet. Burçlar gerçekten var mıdır? diye. Var. İslam burçları kabul ediyor. Ha, Coğrafi ha. ve uzay bilimi açısından bir olay. Ya, akrep burcu, ama burcu. Ama bunun kadere bur... etkisi mutlak manada yoktur. Burç vardır ama kader etkisi yok. Mesela deniliyor ki akrep burcu işte şanslı bir burç. Evet. Doğru mudur o mesele? Şimdi o şöyle, yapmak... bakınız e, Allahu Teala yaratılışta birçok özellikler vermiştir. Bu bilimsel olarak yansıyabilir. Yıldızların da, güneşin de etkisi. Mesela çocuk, güneş ışığı olmasa çocuk anne karnından doğmaz. Güneş, o 7 ay onu besleyen güneştir aslında bilimsel olarak. Aynı şekilde de güneş nasıl e, fayda veriyorsa yıldızların da faydaları var. Etkileri de var. Ama itikadi açıdan bunlara inanın diyemeyiz, inanmayacaksınız. Ama nedir? Bu dinden ziyade mitolojinin konusudur ve e, bunların etkileri hep tartışılmıştır. Vardır diyemeyiz, tartışılmıştır. Yani bazı mesela şeyde... Kimse vardır diyemez. Astrolojik ayetlerde, bazı astrolojik çalışmalarda Kur'an-ı Kerim'den faydalanıldı, faydalanıldığı evet. ifade ediliyor. Gerçekten astroloji Kur'an-ı Kerim'den faydalanıyor mu hocam? Şimdi her bilim Kur'an-ı Kerim'den faydalanabilir. Hı. Çünkü ayette nasıl geçer? Estaizu billah. وَلَا vela وَلَا يَابِسِنْ illa fi كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Yemin olsun ki yaş kuru her şey bu kitapta vardır. Yaş kuru derken bütün bilimler manasında. Anasır erba, dört unsur manasında. Ama bunların hiçbirine Kur'an-ı Kerim e, inanın, aşırı önem verin demez ama bilgi açısından müminler öğrenebilir. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri büyü, büyülü Müslümanları büyüden kurtarmak için son iki yılında büyü öğrenmiştir, büyü bozmayı. İmam Gazali Hazretleri. O zaman büyüğü var. Tabi büyü ayet. Büyünün varlığı kesin ayette var. Tamam. Büyünün Allah'ın izni olmadan büyücülerin büyüsü tesir etmez diye ayet var. Ha, tamam onu tamam. soracağım. Büyü ama. var. Büyü, büyü çünkü önemli evet, bir şey. Büyü var. Ee, özellikle onunla ilgili sorular da var. Hocam şimdi evet. ay tutulduğunda, güneş tutulduğunda insanlar şunu yorumlarlar. Ay ve güneş tutulması evet. işte olumsuz etkileri olur. İşte güneş tutulur ardından deprem olur. Ay evet. tutulur bilmem ne olur. İşte önümüzdeki günlerde de bir güneş tutulması evet. olacak sanıyorum. Daha çok Hakkari bölgesinden izlenilir. Evet. ifade ediliyor görülebileceği ifade evet. ediliyor Ay ve güneş tutulmasının insanlar Üzerinde dünya üzerinde bir etkisi var mı acaba? O, Şimdi bir da etkisi da. yok olumlu ve Olumsuz e, husuf ve küsuf Namazlar var ama ay, tutu ay güneş Tutulmalarla ilgili e, Tabi ibret için namaz kılınıyor İslam'da Var bu kesin bir etkisi Vardır yoktur diyemeyiz dememiz için Vahiy almamız lazım son vahiy de Hazreti Muhammed ile bitti Ama nedir bilimsel olarak Bunları araştırmamız lazım çünkü ama namaz kılın dediniz evet. mesela. Sen ay oradaki namaz e, tabii ki Allah'ın o azametli olayına karşı bir e, ş, e, ibrettir, tefekkürdür. Nerede? Kur'anı mi geçiyor hocam. Sünnette geçiyor, Hazreti Muhammed'in sünnetinde geçiyor. Yani diyor ki ay tutulursa namaz. Kılıyor. Tabii husuf ve küsuf namazlar var, onlar nafile namazlar, onlar geçiyor e, ve tabii ki ay ve güneş. Tut... Namazlar nasıl kılınır hocam? İki rekat bildiğiniz normal bir şey. İki rekat şey. namaz. Evet. evet güneş evet. tutuldu an mı? Ve ay ik, ikisinde de. Yani, yani o an mı kılmamız gerekiyor? Tabii o an, o, gün o an, o an, o an kılınması gerekiyor. Yani dua etmemiz gerekiyor. Tabii dua. Yani, yani Allah'ım bizi her türlü o dua felaketlerine muhafaza buyur şeklinde dua edebiliriz mesela. Şimdi bunların bilimsel boyutu önemli. Yani İslam bilimi destekler ve vahiy bilginin kaynağını vahiy olarak alır Müslümanlar. Gerçek vahiy de akılla çatışmaz. O açıdan epistemolojik açıdan, bilgi teoremi açısından, bilgi teoremi açısından epistemoloji, usul bilimi, metodoloji açısından biz her şeyi araştırmalıyız. Olumlu olumsuz, veri olarak almalıyız. Bunları Kur'an'ın nuruyla tutuşturup nur haline, irfan haline çevirmeliyiz. Kültürden irfana, Cemil Meriç'in son eseri. Bakınız o kadar kitap okumuş, yazmış. Daha yeni kültürden irfana, kültürden irfana geçmemiz lazım. O açıdan bunların hiçbirine saçmadır, şudur budur demeden öğrenip, bilip, veri olarak kullanıp e, bilimi geliştirmeliyiz. Ama itikadi açıdan da tabii ki bunlara önem veremeyiz. O ayrı bir alan. Bu alanları karıştırmamız. Arafta kalıyoruz o zaman hocam. Yani ne öyle ne böyle. Şimdi ne öyle. İslam senin e, bu tür olayları kabul edip etmemenle ilgilenmez. İslam'ın konusu değil. Onu demek istiyorum. Nedir? 6 iman şartıyla 5 İslam'ın şartıyla ilgilenir İslam. Hmm. Bu senin manevi hayatının güzelliklerdir. Bunlar ise bilim meselesidir. Bir bilim konusudur. İslam da bilimi geliştirir, destekler. Yani her şey dini midir, İslam'a uygun mudur diye düşünmek de yanlış. Anlatabiliyor muyum? Ee, tamam din her şeyi kuşatır, her şeye hükmeder ama her şey dini değildir. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir ayrıntı. Bu Türkiye'de son yıllarda çok yaygınlaştı. Tabii siz çok güzel sorular soruyorsunuz haklı olarak. İşte bu hareket dine uygun mu, bu dini mi, bu şey mi? Bundan ziyade e, dinin alanlarını bilip, bunun bilimsel boyutu ne demek gerekiyor? Hocam o zaman şimdi mesela e, güneş tutulması, ay tutulması vesaire işte deprem olur mu, evet. yakın olur mu, afet olur mu vesaire. Evet. Şimdi e, yeryüzü hareketleriyle gökyüzü <laughs> hareketlerinin bir bağlantısı var mı hocam? Mesela gökyüzünde güneş tutuldu, yeryüzünde bir ay sonra deprem olacak diyebilir miyiz? Diye Bağlantısı şey? vardır diyemeyiz, yoktur da diyemeyiz. Bunları araştırmamız lazım. Kesin konuşamayız bu konularda ama tarih boyunca bunların örnekleri vardır. İşte derler ki şu oldu, şu oldu şu oldu, şu oldu. Ama bakınız Ernest Renan az önce ne diyordu? Son 300 yıllık dünya tarihi Tevrat ve İncil'in yanlış kehanetlerinin uygulama alandır diyor. Tutanları söylüyorlar, tutmayanları söylemiyorlar. Biz dünyayı yönetiyoruz diyorlar. Bu da yanlış, algıdır. Şu anda dünyayı şer güçler, Yahudiler şunlar bunlar yönetmiyor. Allah yönetiyor. Yani şu anda mesela ben iddia ediyorum dünyanın en güçlü devlet geleneği Türkiye'dir. Ne Amerika ne İngiltere ne şu ne bu. İslam'la müşerref olmuş Türk devlet geleneği tarihin en yenilmez gücüdür Oğuz Kağan'dan beri. En güçlü devlet geleneği bizde. Ve dünyada tek bir Türk devleti kurulmuştur. 16 Türk devleti vardır ama hepsi tek devlettir. Elbise değişmiştir. Hı hı. Bir devlet yıkılmış, yenisi kurulmamıştır. Türk devleti başka isimde devam etmiştir. O açıdan... E, algıyla ayaktalar. Mesela e, ünlü Alman Yahudisi ve objektif yazan bir adamdır. Karl Rahner e, New York'a geçmiştir daha sonra. Onun ünlü bir kitabı vardır. The Founts of the Thoughts Düşüncelerin Kaynakları. Der ki işte bu bir kısım örgütler işte Yahudiler, bir kısım Hristiyan grupları, papalık bunlar kendilerini olduğundan 10 katı güçlü gösterip algıyla dünyayı korkutarak yönetirler diyor. Evet. Halbuki diyor onların gücü bir sigara kağıdı gibidir. Bir deli kafasını kaldırsa bakar ki yukarıda hiçbir güç yok. Sadece propaganda var. Propaganda yediriyorlar. Şu anda Amerika, İsrail olduğunun onda biri kadar. 10 katı güçlü gösteriyor kendisini. En son Şii Hizbullah'ı. Tamam. Şii Hizbullah'ın da yanlışları çok ama en son Şii Hizbullah İsrail'i darmadağın etti. Hı. Basın yer veriyor mu? İsrail'i yendiz. Şii Hizbullah İsrail'i darmadağın etti. Yani İsrail de büyütülüyor, Amerika da büyütülüyor. Sanki her şeyin arkasında onlar var. işte masumlar var. Şunlar, bunlar büyütülüyor. Tamam bir etkileri var, tehlikeleri var. Ama e, algıyla ayaktalar. Propaganda ile ayaktalar. Yalanla yani, oluşturuyorlar büyü, tabii, yani. Büyü tabii büyü ve sihir. Öyle bile. Ee, hocam evet. şimdi ha büyü ve sihir Şimdi evet. e, son 5 dakikamız kaldı Hızlandırılmış bir tür yapalım evet. hocam Batil inançlara inanmalı mıyız? Batil inanç nedir? Batil inanç diye bir şey var mı? Asla inanmamalıyız adı üstüne batil yanlış demek Arapça ha, evet. e, Hurafeler de zaten İslam reddeder ama hangisi batıl Hangisi Hurafe onu da uzmanlığın bilmesi lazım Siz biliyor musunuz mesela hocam? Naçizane bilmeye gayret ediyoruz Hı. Şimdi o açıdan mesela Kur'an doğru örfü destekleyin der bize Doğru geleneği Hı. Şimdi mesela eski Türk gelenekleri İslam'a uygun olanlarını biz devam ettirmeliyiz. Hı hı. Çünkü nedir? E, millet hafızasını yitirmemek lazım. Kur'an da hadis de bunu istiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam düşmana saldırırken ben Abdülmuttalib'in torunu değil miyim diyor. Dedesiyle övünüyor haklı olarak. Yani o açıdan e, bunları yaparken doğrusunu bilerek gelenekselliği doğru bilerek gitmek lazım ki bunlar çok hassas e, derin felsefi konulardır aslında. Çünkü bizim akademisyen olarak ülke olarak mitolojiye çok uzak bir bilim alanımız var. Yok yani. Yeni yeni başladık onlar. Olumsuz bunda. bir durum mudur hocam? Çok olumsuz bir durum tabii. Ne Şu fark anda olur mesela suyundur? dolarda üçgenin içinde göz var. In God We Trust. Biz Allah'a güveniyoruz diyorlar. Bütün dünyayı gören göz. Mısır'daki dinsizliğin ilk din olduğu Ra'yı anlatır. Ra mitolojisi Ra ve Amon mitolojisi. Ra ve Amon'u bilmezsen dünyada dönen olayları bilemezsin. Şu anda Ra'nın soyu İngiltere'de, Amon'un soyu Amerika'da devam ediyor. Dünyayı karıştıran ailelerden ikisi işte. Anlatabiliyor muyum? Dünyayı gören göz. Bakınız dolarda. Yani dinler tarihini ve para tarihini bilmeyen Dünyadaki olayları çözemez. Hocam mesela evet. kara kedi uğursuzluk getirelim. Ve mitoloji. Kara kedi uğursuz. Uğursuz değil. Ha, mesela şeydir. Evet. Batı inançlar dediniz ya bazıların. Uğursuz değil. O Hristiyan toplumunda uğursuz. İslam'da uğursuz değil. E gerçekten 13 Gerçekten uğursuzluk getiriyor. 13 mi? onlara göre uğursuz. Bize göre değil. Ama onlara göre de gerçekten Kara uğursuz kedi onlara olur. göre uğursuz. Ya, ama gerçekten onlara da uğursuzluk Onlara uğursuzluk göre bize göre değil. Bize göre değil. Bence uğursuzluğu yok. Çünkü e, kedi medyum bir hayvandır. Kedinin bulunduğu yerde Cinli şeytanlar ve şeytanlar kaçarlar. E mesela merdiven altından... kedi bir mübarek bir hayvandır. Bizde kedi ile ilgili çok hadis var. Peygamber evi Efendimiz Aleyhissalatu vesselam tabii kedi evi kirletmez diye hadisi vardır. Köpeği men eder. Köpek bekçi köpeği dışarıda olacak. Ama kedi ile ilgili çok övücü hadisler var. Yani dinen evde beslememez. Tabii kedi beslenebilir. Köpek dışarıda bekçi köpeği. Ama köpeğin de Allah'a çok zikrettiğini bir hadis içerisinde peygamberimiz zikrediyor. Köpek eve sokulunca meleklerin kaçacağı yönde hadis var. Ama kedi de herhangi bir Kedi bizzat melekleri celbeder, cinleri, şeytanları kaçırır. Yani kedi görünmeyeni... Kediye sadık değil diyorlar hocam. Kedi sadıktır. Kedi her şeyi Allah'tan bilir, insana mihnet etmez. Köpek biraz insana mihnet eder aşırı derecede. Hocam mesela izleyicimiz soruyor diyor ki merdiven altından geçmek diye bir uğursuzluk. Ama yoktur uğursuzluk değil. İslam'a göre uğursuzluk değil. Hiçbir geçmek. sorun yoktur o konuda. Evet. E, hocam mesela şey benim de çok merak ettim. Böyle e, hep böyle esrarengiz gelen bir durum var. Kurşun dökme. Ha, kurşun çok dökme kurşun aslında olur. dini bir olay değil. Kurşun dökme eski gök tanrı inancından geçen bir inançtır. Şaman inançları. Hı hı. Şimdi eriyik kurşun radyasyonu emdiği için büyü ve nazar enerjisi de radyasyondur. Mesela radyoloji laboratuvarlarına gidin 3 santim kurşun duvar vardır. Radyasyonu evet, emdiği evet. için. Şimdi kurşun radyasyonu emer, eriyik kurşun. Onun için büyü ve nazar enerjisi de kurşunla gider. Kurşun onun enerjisini eritiyor. Yani o zaman onun için o zaman, dini, dini için... bir olaydan ziyade kimyasal bir olay. Ha dini değil, kimyasal. kimyasal. Kurşun dök kimyasal, kimyasal olarak faydalı. Bak. ha Kimyasal fayda. Kimyasal fayda. Dini bir olay değil bu. Ha, o zaman yani Kimyasal sakın... olarak kurşun sendeki bütün kötü enerjiyi alır. Peki hocam mı? Dini erit, olarak bir sakıncası var Erit de var mı? eritmedi, efendim? Dini olarak bir sakıncası var mı? Dini o dinin al alanına girmiyor bu. Ha. din, din tabi, diyorsun. bu kimyasal, kimyasal bir değil. deney yani. Yani bu dini bir olay, şaman adetidir bu. Mesela siz, siz döktürüyor musunuz? Ben o? döktürmem. Yani şöyle döktürenlerin aslında eski şamanlar bunu dökerek ondaki olumsuz enerjiyi alıyorlar. Daha sonra kurşun döktürüp. O olumsuz enerjiyi sincaba verip sincanı kurban ederlermiş eski Türkler. Mesela bizim Elazığ'da de şey var hocam, kurşunu dökerler işte soğan olur, ekmek olur onu da yolun ortasına dökerler. Ya Eski Türk gibi. adetleri, bunlar eski gök tanrı inancı adetleri, İslam'la ilgisi yok yani ama tabi bu bir deneysel olay yani. Deney. Ama bu... dediğiniz gibi ener kötü ya bakınız, enerji. Bakınız ben bunu ilk defa televizyonlarda söyleyen kişiyim naçizane, kurşun dökme kimyasal bir olaydır, dini bir olay değil. Tamamen kimyasal bir deneydir. Yani olumsuz enerji mi alıyor insan? Aa, onu, olumsuz enerjiyi alıp atıyor. Hmm. Yani öyle. Yani o zaman hani aman ölçü dökülemez. Kurşun dök. Zararlı. Bakın biz kurşun dökmeyin deriz. Kurşun dökün diyemeyiz. Yani insanlara kurşun dökmeyin deriz. Ama bakınız ben olayın tarihi boyutunu anlatıyorum. Bilimsel boyutunu. Dininden değil Tabii. De. Bu dini bir olay değil. Bu bu, bu olaylar dini değil. Bakınız evet. birçok olay dini değil. Din bunlara e, mesela İsa Aleyhisselam'ın Mecdel'i Meryem'le evlenip çocuğunun o devam ettiğini ve bunun Habsburg hanedanı olduğunu Habsburg'lar söylüyor. İngiliz kralları, şu an Avusturya Habsburg diğerleri İslam Maria Magdalena, Mejdelli Meryemle fahişe olup sonra imana gelen o kadın İsa Aleyhisselam'ın evlenip evlenmediği konusunda İslam fikir beyan etmiyor. Ne vardır ne yoktur diyor. Opus Dei tarikatı diyor evlendi, soyu devam ediyor. Bu ortaya çıksa Katolik ve Protestan kilisesi çöker. Hristiyanlık çöker. Yani o kadar ki önemli bu mitolojik konular. Hocam çok az bir, bir Da Vinci şifresinde bu işlenir işte. Bir bir dakikamız kaldı hocam. O yüzden evet. aşırı hızlandırılmış evet. yapalım. Nazar var mı? Nazar boncuğuyla. Nazar İnanma. vardır tabii. Peki, ayet, nazar boncuğu? ayet nazar boncuğu eski şaman adetlerinden. Mavinin nazarı aldığına eski Türkler inanırlar. Hı hı. Nazar boncuğundan ziyade tabii ki onun etkisi yoktur ama e, ...nazar ayeti okumak lazım. Yani dinimizde nazar var o zaman. Tabii nazar yani, ayeti var. Nazar ayeti okudun mu o gider. Nasıl Fela... değer hocam nazar? Yani kem göz mü? Nazar yüzünü... radyasyon enerjisi. Bakınız nazar ve büyü metafizik açıdan radyasyon enerjisi. Hı -hı. Aşırı radyasyon arttı mı bir insanda... ...bu onun ağırlığını artırır ve bu onun... ...ruh dünyasında, kader dünyasında olumsuz etkiler yapar. Hı -hı. Başarı ve... Ya Kaderini etkiler mi hocam? Tabii başarı ve talih koridorlarını etkiler. Radyasyon etkisidir bu... Radyasyon hem gözlü derler hocam yani. O şimdi tabii bazı insanların gözünde nazar varsa radyasyon yayıyor. Mesela kaplumbağanın kabuğu nazara alır. Kaplumbağanın gözünde de çok nazar vardır. Kendi yumurtasına 24 metreden bakarak çatlatır. Radyasyon enerjisiyle çatlatır onu. Ha, gözüyle, de Ç nazar gözüyle değil nazar. Gözüyle nazar var, kabuğu da nazara alıyor. O zaman Ken kaplumbağa kabuğu koymak şimdi bilimsel ama olarak kaplumbağa kabuğu nazarı alıyor. Mavi nazarı alıyor. Evet. Ama bunlar dini şeyler değil. değil. Değil yani. Bunlar bilimsel şeyler. Onu demek istiyorum. Kişilerin kısmetleri değişebilir mi? Şimdi kader iki türlü. İslam'da kader, bir levh-i mahfuz. Bunu daha çok evlilik olarak düşünüyorum. Şimdi Allah katında olan bir kader var. Hiç değişmiyor. Günde 360 defa değişen var. Hadiste geçiyor. Kısmet kasımdan bölmeden gelir. Nasip nispetten, orandan gelir. Kader miktardan gelir. Bunlar hep matematiksel ifadelerdir. Allahu Teala'nın da Muhsi ismi vardır. Sayı sayan. O açıdan baktığımızda, o açıdan baktığımızda Allah-u Teala'nın kaderi kendi nezdindedir. O ulaşılmayan kadere biz ulaşamayız. Ama hayır hayrı doğurur, şer şerri. Günde 360 defa kaderin değişiyor. Hayır işledin mi hayır geliyor, şer işledin mi şer geliyor. O zaman bizim Şimdi çok böyle bir Kaderimiz, kaderimiz yok yani. Hayır o işlemek anlık lazım. değişebiliyor kaderimiz. Tabi değişebiliyor. Allah katında değişmeyen var, onu göremezsin, göremeyiz. Hocam büyü. Büyü tabi var. E, ayette Ayette estağfirullah. Allah'ın izni olmadan büyücülerin büyüsü tesir etmez diye. Tabi Peygamber Efendimiz'e de salatü vesselam büyü yapılmış. Felak ve Nas suresi o yüzden nazil olmuştur. Atmıştır o büyüyü. Ha Felak ve Nas suresi büyüyü atar, etkiler Atmak. tabii. O bir imtihana binaen etkiler ama ben şunu ve görüyorum. Siz hiç duydunuz ve çok katı bir şey gördünüz mü? Çok hocam? şöyle şu anda Habeşistan'da gerçek bir büyücü var. Çok yaşlandı. Müslümanlarda iyi büyücü yok. Allah'tan da yok. Yahudi ve Hristiyanlarda büyü var. Onlarda günah da değil, bozulmuş çünkü. Onların büyüğü olayı var. Mesela Paris'te Yahudiler birçok markayı büyülüyorlar. Paris'te büyülemişler satsın diye. Mesela birçok marka büyülüdür. Paris'teki markalar özellikle satsın diye. Büyüyü iyi yapıyor Yahudi ve Hristiyanlar. İyi ki biz iyi yapmıyoruz. Çünkü büyü yapan cehennemlik olur. Müslümanlar büyü... O açıdan biri, bir Müslüman büyü yapmışsa hiç inanma tesir olmaz en Abi, fazla da 3 3 ay olur. Mesela benim karakterimi, düşüncemi, duygumu değiştirebilirler. Yani, yani. Müslümanlar büyü yapamaz bana göre. Yapamıyor. Hristiyan ve Yahudiler yapabiliyor. Onlarınkinden de Allah muhafaza eylesin. Ya onlar Müslümanlarda Onlarda da yapabilen var. var. Onlarda da azaldı. Eski ca ca mesela Paris'te ya. cadılar semti vardır. Cadılar bayramı vardır. Evet. Onlar mesela iyi büyücüler tabi e, tabii bizde kesinlikle haram ve lanetli bir olaydır. Onlarda evet. vardır. İslam'da asla yoktur, yasaklanmıştır. Ee, ve büyü olayına inanmamak lazım. Tabi nazar tesir eder. Nazara da büyüye karşı da felak ve naz surelerini okumak gerekiyor. Kesinlikle. Hocam gerekiyor. ben çok teşekkür ediyorum. Çok sonuna geldik. Açlık özellikle ben size te teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Izliyorum. Şu konuda Ramazan ayı boyunca biz yurt dışına bağlantılar sağ, yaptık. Sağ olun. İşte Japonya'dan, evet. Danimarka'ya oradan işte evet. Arnavutlu'ya birçok ülkeden siz sayenizde barajlı teşekkür. bağlantı yaptık. Mo Mo Mozambik değil mi? Mozambik'e gittik. Evet. Neyse evet. bağlantımızı yaptık. Çok teşekkür Dice ediyorum Rica ederim. Hocam, biz dolaylı. de teşekkür ediyoruz Furkan Bey. Sizi dinlemekten zevk aldık e yıl boyu gerçekten çok iyi bir yeteneksiniz. Allah daim ve berkarar eylesin. Hocam soruları okuyamadım ama bir izleyicimiz bir şey evet. talep etmiş. Sorularını okuyamadım izleyicimizden de çok özür diliyorum. Evet. Diyor ki izleyicimiz kaçırdım soruyu. Hocamız diyor, tavsiye edeceği bir kitap var mı? Az önce bahsetti Amerika'daki demokratlar, cumhuriyetçiler ve dünyayı yöneten üst akıllarla dahi tanımamız e, için. Şey. O konuda yabancı yazarların kitaplarına ehemmiyet versinler ve rahmetli Aytun Çaltınal, Aytunç Altındal. Altındal. Al, tamam. Aytunç Bey milli e, ve vatansever bir insandı. Çok büyük bir bilim adamıydı. Evet. Aytunç Altındal'ın dediklerini imza atarım ben yani. Peki çok teşekkür Rica ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı geceler. Çok teşekkürler. Efendim son baskıda canlı yayın konuğumuz Elaz Vaizi Edis Erşen bizlerle birlikteydi. İslam'da astroloji işte rakamları 2020'yi burçları konuştuk efendim. Büyüyü konuştuk. Nazarı konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok dolu bilgi birikime sahip bir insan. Bizlere de kırmadı canlı yayınımıza katıldı. Şimdi kısa bir reklam arası ardından birlikte olacağız. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en iyi gece haber programı seçilen Son Baskı'da artık adım adım sezon finaline gidiyoruz efendim. Yarın son programımızı yapacağız ve ardından bir süre Son Baskı'ya ara vermiş olacağız. Sezon finalimizi gerçekleştirmiş olacağız bu vesileyle. Yarına kadar yarın da dahil olmak üzere sizlerin sorunlarına, sıkıntılarına çok daha geniş yer ayıracağız efendim. WhatsApp iletişim hattım üzerinden bizlere sorunlarınızı, taleplerinizi isteklerinizi gönderebilirsiniz. Yarına kadar ne kadar çok sorunu dile getirebilirsek ne kadar çok sorunu ekranlara taşıyabilip çözümüne vesile olabilirsek o kadar mutlu olacağız efendim. İlk bölümde Elazığ vaizi Ediz Erşen hocamız bizlerle birlikteydi. Astronomiye değindik birlikte, burçlara değindik ve gerçekten İslam'la burç arasındaki astroloji arasındaki ilişkiyi konuştuk. Kendisini özellikle bu alanlarda da geliştiren bir hocamız Ediz Erşen. bir kez daha kendisine teşekkürlerimizi iletmiş olalım. ve Hemen hızlıca haberlerimizle başlayalım. Ee, sorularınızla da devam edeceğiz, mesajlarınızla da. Hemşehrimiz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan son günlerde Türkiye'de artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi ve Eylül ile Ekim aylarına dikkat çekti. Hemşehrimiz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anı Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Son günlerde Türkiye'de artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi. Eğer bu sabitlenme yüzün altında olsaydı tabii bundan çok mutlu olacaktık. Ya da işte günlük 20, 15 gibi sporadik dediğimiz tekil vakalar olsaydı çok mutlu olacaktık. Ama şu an ileri doğru gitmiyoruz. Bir şekilde son 4 gündür dediğiniz gibi önce birkaç 1200 gibi rakamları gördük biliyorsunuz. Ama Sonrasında son 12 gündür hatta ciddi bir artış durumunu test edebiliyoruz. 1500 e rakamlar sizin dediğiniz gibi dayanmış. Peki neden böyle oldu aslında? Biraz bunu konuşmak gerekiyor belki. Evet 1500 rakamı kestirilebilir bir rakamdı. Bir e, hazinandaki hazirandaki kontrollü normal hayata geçişle birlikte rakamların artmasını bekliyorduk. Ama açıkçası hani e, %10'lar, %20'ler bandında belki. Yani Birazdan öncesi 1000 olan rakamın 1100, 1200, 1250'lere gelmesini bekliyorduk. Açıkçası aslında o rakamdan çok da farklı değil mevcut durum. Zira siz de dile getirdiniz günlük test sayısı değişiyor bu birinci etken. İkincisi test stratejisi değişiyor. Geçmişte özellikle koronanın yoğun olduğu dönemlerde sizler de çok iyi biliyorsunuz. Nisan ayında Mayıs ayında daha çok korona temaslılar, ailesinde korona çıkanlar yurt dışından gelenler şüpheliler gibi kişilere yapıyorduk. Profesör Doktor İlhan son dönemlerdeki vaka sayılarındaki artışın vatandaşların kurallara daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi. Test sayısındaki %20'lik artışa karşın vaka sayısında %10-15'lik bir artış var. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Test tabii fabrika çalışanları, toplu yerde bulunanlar gibi kışlalar gibi kişileri de yapılıyor aslında. Bu da tabii testin ee, ne kadar çok kişi yakalarsak o kadar çok başarılı oluruz anlamıyla daha genişlikleri yapılmasından kaynaklanıyor. Ama açıkçası Temmuz'a yaklaşırken, önümüzdeki hafta biliyorsunuz Temmuz, beklediğimiz rakamlar tamam 1000'i geçer, 1100-1200 olur, sonra tekrar 1000'leri iner şeklindeydi. Ama bunu yorumlarken de şuna bakmak gerekiyor, biliyorsunuz 1 Haziran'dan sonra gerçekten ee, iyi bir ortam yaşadık. Serbestleşme söz konusu oldu ama kim vatandaşlarımız kurallara uymadılar. Hafta hafta sonu güzel olmasıyla uzun süredir çoğu ilimize devam eden hafta sonu kısıtlamalarının kalkmasıyla yine aynı şekilde iller arası dolaşımın kalkmasıyla beraber fazlasıyla bir arada bulunduk açıkçası. Evet bir arada bulunalım ama fiziksel mesafe, maske ve El hijyeni başta olmak üzere, el yıkama başta olmak üzere kişisel hijyene uymadığımızdan kaynaklı temasların artması ve virüsün artışı karşımıza çıktı. Şimdi bu tabii kontrol edilebilir, kestirilebilir bir durum şu an için. Sayın Bakanımız da söyledi aslında. Biz tedavi boyutuyla, hastane yoğunluğu boyutuyla şu an bir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten siz de, de izliyorsunuz. Vefat sayısı 20 dolayında gidiyor ama işin bir başka boyutu da yaklaşık 100 günü geçtik. 100 105 110. gündeyiz korona da Türkiye'de ve 5000 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani virüs gücünü temastan alıyor. Artık bunu çok iyi biliyoruz aslında ve aslında bu denli ilerlemiş, bu denli sağlık sisteminin katkıları nedeniyle ayakta kalabilmişken son dönemlerde binin üzerinde bu kadar gitmesi vatandaşlarımızın biraz daha önlemlere uyması gerektiğini açık açık gösteriyor. Profesör Doktor İlhan hastanelerde dahi maske takmayan, mesafeye uymayanların olduğunu kaydetti. Ben yine kendi örnek vereyim. Benim görev yaptığım Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye'nin en büyük hastanelerinden birisi. Günde 4000 hasta muayeneye geliyor. Bakıyorum. Bakın hastane burası. 4000 kişi muayeneye geliyor. Ama bakıyorsunuz, e, hastane bahçesinde dahi maske takmaktan imtina eden, daha fiziksel mesafe koymayan vatandaşlarımız var. Sabah insanlarla konuşuyorum. Yani niye e, takmıyorsunuz? Ya biraz daha mesafeli durun ya güvenlik arkadaşlar uyarıyorlar. İnsanlar diyor ki zaten hastaneye gelmişim bana bir şey olmaz. Olsaydı zaten bugüne kadar olurdu. Yani biraz aslında toplumun öz sorumluluk kalmaya maske takmanın fiziksel mesafenin gerçekten bu hastalıkla etkili olduğuna biraz daha inanmaya ihtiyacı var. Çünkü devlet elinden geleni yapıyor. Sınırların kapatılmasından tutun okulların kapatılmasına, sosyal ekonomik destek sağlanmasına, sağlık sistemi az önce söyledim. Hakikaten dünyanın en iyi sağlık sistemine sahibiz. Ücretsiz tam bir tedavi sunuyoruz. Sırf ee, korona için değil, hipertansiyon da olsa böyle, apantisit de olsa böyle, doğum da olsa öyle. Biliyorsunuz gerçekten Türkiye'de sağlık sistemi çok iyi ama biraz vatandaşlarımız da bu mücadeleye en azından bir kısım vatandaşlarımız da biraz daha katkı sağlaması gerekiyor. Yani daha öz sorumlulukla davranırsak aslında emin olun bu rakamları aşağı çekmek çok kolay olacak. Çünkü bundan sonra devletin yapabileceği şey yok, sağlık sistemin yapabileceği bir şey yok. Hemşehrimiz Profesör Doktor İlhan koronavirüste Eylül-Ekim aylarına dikkat çekti. Bu işini uyarsak bir hafta sonu dışarı çıkabiliriz, yürüyüş de yapabiliriz, pikniğe de gidebiliriz. Biraz kapalı alandan kaçınmak koşuluyla. Üstelik işin bir başka boyutu bakın yaz da bitiyor. Şurada kurban bayramına neredeyse bir ay kaldı. E ondan sonra bir ay daha var Eylül e ayı gelecek. Okullar açılacak, üniversiteler açılacak, günlük hayat tekrar başlayacak. Eylül kendisinden kaynaklanan yani sonbahar döneminden kaynaklanan çeşitli epidemi riskleri var. İnfluenza biliyorsunuz grip hastalığı her sene Eylül'de pik yapıyor solunum yolu hastalıkları Eylül'de her sene artıyor. Yani bu süreyi olabildiğince vaka sayısını az keşke evet. sıfıra gelse umut ediyorum ama girebilirsek Eylül'e e, mücadele daha başarılı olabiliriz. Sayılar bize çok şey söylüyor çok açık konuşuyorlar bizimle. Evet. Şimdi efendim, koronavirüsle birlikte akıllarda bir soru var. O da düğünlerle ilgili. Ee, virüs beni etkilemez, deprem umurumda değil. Ben ne olursa olsun evleneceğim diyen hemşerimizin sayısı tabii oldukça yüksek ee, ve sıklıkla da soruyorlar bizlere. Bu düğünler nasıl olacak diye. 1 Temmuz'dan itibaren düğün sezonu başlıyor ve Düğünler yapılmaya başlayacak şimdi herkesin aklında peki bu düğünler nasıl olacak? Kol kola girip oynayabilecek miyiz? Halay çekebilecek miyiz? Cümbür cemaat hep birlikte dans edebilecek miyiz? Ya da canlı sanatçılar, müzikler yapılabilecek mi? İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi. İşte 1 Temmuz'dan sonra yapılacak olan düğünlerin yeni kuralları. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine düğün törenlerinde uygulanacak tedbirler genelgesi gönderildi. Bu kapsamda düğün törenleri için kullanılacak mekanların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleriyle iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak alınan tedbirler şu şekilde sıralandı. Düğünler buluşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak. Genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Düğün mekanının misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. Mekanın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak temizlik, maske ve mesafe kurallarıyla uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri uygun yerlere asılacak. Misafirlerin girişlerinde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. Düğün mekanlarının girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak. Düğün yapılacak mekanlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takım merasiminde tokalaşma ya da kucaklaşma, sarılma yapılmayacak. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak. Düğün yapılacak mekanlarda gelin ve damadın dışında kimse oyun, dans, halay ya da gösteri yapamayacak. Genelgeye göre kapalı alanlarda gerçekleştirilen düğünlerde alınacak tedbirler ise şöyle sıralandı. Kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde iki düğün arasında en az bir saatlik zaman bırakılacak. Bu süre zarfında şartlara göre kapı pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacak. Açık alan, kır ve bahçe düğünlerinde ise açık mekanlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Köy ve sokak düğünlerinde ise düğün sahiplerine düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken bu genelge hükümleri tebliğ edilecek. Genelgeye göre düğün mekanı personelinin koronavirüsün bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirmesi sağlanacak. Personel girişinde el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacak. Düğün mekanlarında görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanları mesafe koşullarına göre düzenlenecek. Personele belirli periyotlar halinde test yapılacak. Evet efendim dünler böyle olacak. Öyle artık toplu oynamalar olmayacak. Danslar çekilemeyecek. Sadece gelin ve damat dans edebilecekler. Halaylar olmayacak. İsteyen belki bir buçuk metrelik sopa bulursa o sopayla halay çekebilecek ama o sopada nereye kadar efendim? O tadı, o, o coşku, o heyecanı tabii ki veremeyecek. Düğün genelgesini ekranlarınıza getirdik. Efendim Elazığ Belediyesi yaptığı açıklamada vatandaşa destek sağlamak adına 3 ay süresince su tüketim bedeli alınmamasına ilişkin ortaya atılan bu döneme ait su tüketimin faturalandırdığı dair iddialar gerçek dışıdır, dedi. Aksa'nın, elektriğin, işte Elazığ Belediyesi olarak da e, su faturası. Evet, yani bu noktada da biz vatandaşlarımıza buradan müjdeyi vermek istiyorum. Ben meclis toplantısında 3 e, ay boyunca e, su... Faturası noktasında bedel sıcağının ücretsini ben hemşehrilerimize başkanım, vermek istiyorum. Önemli. Biz yani öncülük üç yapalım. 3 ay, ay ücretsiz olacak başkanım? 3 ay ücretsiz olacak. Çünkü herkes bir yerinden tutması lazım işin. 3 aylık bir ayın bedeli Elazığ Belediyesi'ne 4,5-5 milyondur. 3 aylık bedeli 15 milyondur. Ama vatandaşımıza feda olsun. Yani canları sağ olsun. Biz elimizdeki bütün imkanları her şeyimizi seferber edip, Onları bu süreçten, bu sıkıntıdan hızlı bir şekilde kurtarmak için ne gerekirse onu yapmaya hazırız. Yani biz vatandaşlarımıza hizmet başkan, için buradayız. Evet, Vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için buradayız. Hayatlarını, yaşadığı kenti güzelleştirmek için buradayız. E, Vatandaşlardan almış olduğumuz her türlü bedel onlara hizmet olarak tekrar e, bu kadar geri döndü. Bundan sonraki süreçte de e, hizmet olarak geri dönecektir. Ama bu süreçte... E, Gelirlerimizin çok fazla düşmesine rağmen e, biz vatandaşımızdan e, su parası e, almanın peşine düşmemeliyiz. Elazığ Belediyesi deprem sonrası vatandaşa destek sağlamak adına 3 ay süresince su tüketim bedeli alınmamasına ilişkin ortaya atılan bu döneme ait su tüketiminin faturalandırıldığına dair iddialar gerçek dışıdır açıklamasını yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada 24 Ocak'ta Sivice merkezi yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Vatandaşlarımıza destek sağlamak amacıyla Elizabeth Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın önerisi çerçevesinde belediye meclisin canlanan karar doğrultusunda 24 Ocak 2020-24 Nisan 2020 tarihleri arasında 3 ay süresince meskenlerden aylık 25 ton olmak üzere toplam 75 ton, ticarethanelerden ise aylık 20 ton olmak üzere toplam 60 ton su tüketim ücreti alınmamıştır. 24 Nisan 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilen sayaç okuma işlemi sonucunda bu döneme ait faturalandırma yapılmazken evde bulunmamaları nedeniyle su sayaçlarındaki endeksleri okuyamayan vatandaşlar için de Elazığ Belediyesi'ne başvuruda bulunmaları için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Ancak bu süre zarfında su endeksine ilişkin belediyemize başvurmayan vatandaşlarımız için de yine sosyal belediyecilik ilkemiz çerçevesinde konu Temmuz ayı belediye meclis görüşmelerinde gündeme getirilecektir. Vatandaşımıza destek sağlamak adına alınmış bu karara rağmen ortaya atılan iddialar tamamen haksız ve gerçek dışıdır denildi. Efendim Fırat Üniversitesi yaklaşık olarak yaklaşık demeyelim de tam olarak 273 personel alacağını duyurmuştu. 273 personel için Elazığ'da yaklaşık 10 bin başvuru yapıldı. Çok konuşulacak, çok tartılacak bir konuydu. Çünkü üniversite mezunu olan gençler bile temizlik kadrosuna başvuru yaptılar efendim. Aslında işsizliğin gelmiş olduğu boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Şimdi akıllardaki soru kura çekildikten sonra bu listeler niye yayınlanmadı? Ne oldu da bu kura çekim sonuçlarını bir türlü öğrenilemedi? Evet canlı yayın yapıldı ama liste ne üniversitenin internet sitesinde ne de iş kurda ne de başka bir yerde ne, ne de bizlere gönderilmedi. Kim nasıl kazandı, nereye kazandı, oldu mu olmadı mı, kurada çıktı mı çıkmadı mı Canlı yayını takip edenler öğrendi ki çok uzun süreli bir canlı yayın oldu. Üniversitenin internet sitesi üzerinden canlı yayın verildi. Takip etmeyenler kendileri çıktı mı çıkmadı mı bilmiyor. Bu tartışılırken üniversiteden bugün bir açıklama geldi. Açıklamada başta e, sınavı e, kurayı kazananların ismi açıklandı diye düşünüldü ama üniversitenin açıklaması oldukça farklıydı. Açıklamada kurayı kazananlar arasında 50 kişinin listeden çıkartıldığı ifade edildi. Gerekçe olarak da başvuruda eğitim alanının eğitim alanının yanlış doldurulduğu noktasındaydı. Yine üniversite yapmış olduğu açıklamada yeni listeyi noter yapacak dedi. Haliyle gözler şimdi noterin yeni yapacağı listeye çevrildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne 273 personelin alınacağı kadrolara toplam 9.750 başvuru yapılmıştı. Personel alımı için ilk etap olan kura çekimi de dün Fırat Üniversitesi'nde gerçekleştirilmişti. Kura çekiminin ardından kazanan tarihlilerin isimlerinin açıklanması beklenirken, Üniversite yönetimi bir açıklama yaparak kurada çıkan 50 kişinin isminin ilan şartlarına uymadığı gerekçesiyle iptal edildiğini belirtti. Yapılan açıklamada listenin noter tarafından hazırlanıp üniversiteye sunulacağı ifade edildi. Fırat Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şöyle. Üniversite misal sahnesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı devlet memurları kanunun 4 bölü D maddesi, 4857 sayılı iş kanunu, Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri kapsamında alınacak olan sürekli işçi kadrolarının başvuruları Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılarak müracaat eden adayların listeleri üniversitemize gönderilmiştir. Gönderilen nihai listelerde verilen ilanda istenilen eğitim şartlarına uymayan temizlik görevlisi adaylardan 31 kişi, Hasta bakım ve temizlik hizmetleri adaylarından 18 kişi ve temizlik görevlisi adaylarından 1 kişi olmak üzere toplam 50 kişinin öğrenim durumları itibariyle ilan şartlarına uymadığı tespit edilmiştir. Adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. Tespit edilen adaylar işkurun göndermiş olduğu listelerden düşülerek oluşan yeni listeler notere gönderilmiştir. Kura çekiminde belirtilen sıra numaraları noterde bulunan listelerin sıra numaralarıdır. Sürekli işçi kura çekimi aday listeleri noter tarafından hazırlanarak üniversitemize teslim edilecek olup web sayfamızdan ilan edilerek adaylara duyurulacaktır. Kesin liste noter tarafından onaylanıp yayınlanan liste olacak olup diğer listelerin bir hükmü bulunmamaktadır. İşte kura'da çıkan ancak şartlara uymadığı gerekçesiyle iptal edilen isimler şöyle. Temizlik görevlisi şartlarına uymayıp listeden çıkarılanlar. Abdullah Yurdakul, Ahmet Faruk Timurkan, Ali Yusuf Demirda, Aybüke Karadaş, Aynur Çelik, Bilal Arı, Fatih Kala, Fatih Uranlı, Gökberk Tarakçı, Gökhan Yığmatepe, Hatice Emet, Hüseyin Morkuzu, Hüseyin Temizkan, Ehsan Kızılboğa, İsmail Yıldız, Keziban Sanaç, Meral Çelebi, Mesut Varol, Mesut Yıldırım, Muhammed Emre Doğan, Nida Çiloğlu, Oğuzhan Demir, Özer Yıldırım, Özge Suna, Samet Genç, Serhat Ergüven, Veysel İslamoğlu, Yasin Yelmez, Yılmaz Şahin, Yusuf Emre Doğan ve Zekeriya Canpolat. Hasta bakım ve temizliği hizmetleri şartlarına uymayıp listeden çıkarılanlar. Ayşe İlay Köprülü, Ayşe Nur Karaaslan, Bilal Köymen, Birsel Şer, Dilan Tınarlı, Esra Çakmak, Fatma Güneyli. Gözsemin Pıhtılı, Havva Efsan, Hilal Tumay, İknur Düzenten, İsa Arpıcı, Kubilay Pehlivan, Muharrem Çiçek, Murat Yıldırım, Nihal İlbasan, Umut Nazik ve Yakup Demirtaş. Temizlik görevlisi engelli şartlarına uymayıp listeden çıkarılan ise Ertuğrul Demir. Evet efendim. Binlerce üniversite mezunu öğrenci işte gitti, ne yaptı? Müracaat etti temizlik görevlisi olabilmek için. Sonra ne denildi? 50 kişi kazandı kurayı, mülakat başlayacak biliyorsunuz. Kuraya kazananlar işe alınmıyor. Bir de sonrasında bir komisyon kurulacak. O kurayı kazananlarla müracaat yap mülakat yapılacak. Mülakattan sonra işe başlayacaklar. O kurayı kazanan 50 kişiye de, Pardon denildi. Siz e, eksik evrak getirmişsiniz ya da işte e, ilan şartlarına uymuyorsunuz. Başvuru yapmışsınız, kuraya da girmişsiniz ama pardon kazanmışsınız da ama pardon e, burada sizi çıkartmamız gerekiyor diye açıklama yapıldı. Fırat Üniversitesi'nden efendim. Tabi şimdi e, kurayı noter çekmişti. E, noter şimdi listeyi tekrar hazırlıyor. Tabi e, haliyle iş kapısı insanlar heveslendi, heyecanlandı gittiler başvuru yaptılar empati yapacak olursak adam e, kuradan ismi çıkıyor deniliyor ki işte Furkan Dilaver temizlik görevlisi oldunuz. Adam seviniyor mutlu oluyor. Kuradan ismim çıktı diyor. Mülakatı da geçersem tamam deniliyor. 2 gün sonra adama deniliyor ki pardon siz kazandınız ama olmuyor sizinkisi. E, başvuruyu yanlış yapmışsınız. Eksik bilgi var ya da işte e, ilan şartlarına uymuyorsunuz deniliyor. İşte yani e, tabii böyle olunca da sonuçlara itirazlar geldi mi? Geldi. E, başvuru yapan bazı vatandaşlar iş kendilerine verilen numaranın karşısında kura da başka isimlerin yer aldığını iddia ettiler. İkinci bir mesele, onu da izliyoruz şimdi. 70 Fırat Üniversitesi Hastanesi bir süre önce çeşitli alanlarda çalıştırılmak üzere personel alımına gitmiş ve 273 kişilik kadroya iş sahibi olabilme hayali kuran 9750 işsiz başvuru yapmıştı. Personel alımı için çıkılan ilanda 145 kişinin alınacağı temizlik kadrosuna 7904 başvuru, 75 kişinin alınacağı hasta bakıcılık kadrosuna 239 başvuru, 40 kişinin alınacağı güvenlik kadrosuna 1192 başvuru, 6 kişinin alınacağı engelli kadrosuna 304 başvuru, 7 kişinin alınacağı eski hükümlü kadrosuna 111 başvuru olmak üzere toplam 9.750 başvuru yapılmıştı. Fırat Üniversitesi Hastanesi personel alımı için başvurularını 8 Haziran'da başlatmış ve 12 Haziran'da da sonlandırmıştı. Önceki gün gerçekleştirilen kura çekimi noter huzurunda yapılmış ve birimlere alınacak sayının 4 katı asil ve yedek olmak üzere isimler belirlenmişti. Kura çekiminin ardından itirazlar gelmeye başladı. Başvuru yapan bazı vatandaşlar, iş kurdan kendilerine verilen listede isminin karşılığında bulunan numaranın karşısında kurada başka bir ismin yer aldığını belirterek kuralların adil olmadığını iddia ettiler. İş kurdan aldığı listede isminin karşısında 7066 numarası bulunan Tugay Ay isimli vatandaş, kurada çıkan numarasının karşısında başka bir ismin olduğunu görünce sonuçlara itiraz etti. Konuyla ilgili İşkur İl Müdürlüğü yetkilileri ise yaptığı açıklamada hazırlanan listeyi Fırat Üniversitesi yetkililerine teslim ettiklerine Kura'yla kendilerinin bir ilgisinin olmadığını belirttiler. İkinci bir meseleyi de ekranlarınıza getirdik. Numaralar yanlış çıkmış ekranlarınızda artık. Evet Dilan sen için biraz mesajlarımıza bakalım. Elazığ'daki çocuklarına bir bakar mısınız? Hiçbir kural yok. Hele pasaj içindeki kapa, kapı, kapı önleri, mülbüs duran karşısında şoförlerde maske yok. Yola sandalye atmış şey içiyorlar. Emniyet ve zabıta buna izin vermeyecek demiş izleyicimiz. Furkan abi biz 150 e, e, yetişkin 20 kişi çocuk biliyoruz duyumlarımıza göre. Durumu acaba virüsten hasta olup yatanların sayısı nedir diye soruyor. Fırat Üniversitesi ne personel alımı için kural seçimi yap yapıldı? Nereden öğrenebiliriz? Sonuçlar işte ekranlarınıza getirdik. İyi akşamlar Furkan Bey. Düğün salonla ilişkin haber var mı? İyi yayınlar. Az önce ekranlarınıza getirmiştik. Furkan Bey, DAS'la ilgili İçişleri Bakanı söz verdi. Bununla ilgili bir bilgi var mı? Öyle bir net bir söz yok efendim. Olsaydı zaten ekranlarınıza getirirdik. Furkan Bey, Ereza yatırımcı, Furkan Bey, Ereza yatırımcı gelse tahsil edilecek arsa yok. 4 senedir ikinci organize bölgesine ne ödenek bulundu ne de bir kazma vuruldu. Sanki Ereza'da ekonomik sorun yok, deprem olmamış, göç olmamış mış gibi davranılıyor. Mahmut uslu göndermiş. Elez'deki vaka sayısını söyler misiniz rica etsem demiş izleyicimiz. Ee, söyleyelim birazdan. Az önce de ifade etmiştik. Ee, hayırlı geceler Furkan abi. Öncelikle hayırlı cumalar. Sezon finaline giriyorsunuz. Peki ne zaman bu ne zaman sona erer demiş izleyicimiz. Efendim yani umut ediyoruz ki Eylül'de sizlerle birlikte oluruz ama kim bilir belki korona oluruz belki deprem olur belki başka bir şey olur yani Allah nasip ederse bir yere gitmezsek bir şey olmazsa Eylül ayında sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz efendim ama tabi bu işler nasip kısmet işleri yarın uyanabilir miyiz onu da bilmiyoruz efendim ama yarın inşallah bir sezon finalini gerçekleştirmiş olacağız. Ee, merhaba Yazı Konak Merkez Mezarlığı pislik içinde. Yazı Konak Belediye Başkanı neden temizlik yaptırmıyor? Buradan duyurur musunuz lütfen? İşlerini yapsınlar, suları kesmişler. Yazı Konak vahim durumda. Bir de Furkan Bey su faturasını ödedik. Biz sular tekrar mı ücretsiz? Son faturayı yatırdık. Nasıl olacak bilgilendirir misiniz? Elazığ Belediyesi ile ilgili bir konuysa Elazığ Belediyesi'nden öğrenebilirsiniz ayrıntılı durumu. Furkan Bey su paraları için ücretsiz denildi. 130 TL fatura geldi. Belediyeye başvurduk diyorlar. Bakan kişi Yetişememiş, baksın ondan fazla gelmiş, yani elemanların sıkıntısını gene halk çekiyor. Anladığım konu nedense genelde kalabalık binaların okunmamış. 48 dairesiz hepimizde de aynı sıkıntımız var demiş izleyicimiz. Belediye ile e, Beyaz masayla ile irtibata geçerseniz, sorunu sıkıntıyı onlara iletirseniz mutlaka e, bu konuyla ilgili, çünkü zaten belediyenin az önce açıklamasını ekranlarınıza getirdik, mutlaka onlar da dönüş yapacaklardır. Furkan Bey Allah aşkına bu orta hasarlı evler kentsel dönüşüm projesi kapsamında faizsiz kredi verecek der mi? Saygılar bir evde üç engelliyiz. TOKİ ev hakkı var mı orta hasarlı evlere? TOKİ orta hasarlı evlere ha ev hakkı vermiyor. Ee, sizler yerinde kentsel dönüşüm yaptırabiliyorsunuz. Hayırlı yayınlar. Ee, Hazirandayız. Kış kapıda bu evler daha bırakın yapılmasını karşı yakada bile yıkılmamış. Bu nasıl sistem? Bu nasıl bir iş? Furkan kardeş demiş izleyicimiz. Efendim evler yıkılmayınca insanlarımız maalesef şöyle bir şey düşünüyorlar. Ağır hasarlı ev yıkılmadı. E benim evim ne zaman yıkılacak? Ne zaman yapılacak? Toki ağır hasarlı vatandaşların Evlerini Bizmişen'de, Zafran'da, Yemişlik'te, Çatalçeşme'de yapıyor. Hatta birçoğu bitme aşamasına geldi. %60'ı, %70'i tamamlandı. Toki evinizin yıkıldığı yerde size ev yapmıyor. Toki size bu dört seçenekten birini Yönlendirmiş olacak. Furkan Bey iyi geceler. Noter kendi kafasına göre neden liste yapıyor? Yine kura çekilsin ama halka açık olsun. Elazığ ülken partisi başkanı Mehmet Özçelik göndermiş. İşte az önce değindiğimiz konuydu. Ee, bunu yeniden e, çekilmesi gerekiyor demiş izleyicimiz. Hijyen. Bu, e, Furkan Bey lütfen Elazığ'ın su sorununa değinir misiniz? Sularımız ne zaman düzelecek? Hijyenin bu kadar önemli olduğu günlerde 12 saat su, e, su kesintisi yaşıyoruz demiş izleyicimiz. Şehir Hastanesi'nde dış bölümde acil bile randevuyla artık çalışıyor demiş izleyicimiz. Furkan Bey her nereye gitsek 18-35 yaş arası diyorlar. Bu kız ya ve üstü yaşlar neden emekli etmiyorlar? Bunlar yasa yaşamayacak mı demiş izleyicimiz. Ee, faizsiz kredi verecek der mi orta hasarlara demiş. Faizsiz kredi yok, faizli kredi var. Kentsel dönüşümle ilgili o da. Dağlarda ev yapmak yeni mi akıllarına geldi? Şehir merkezindeki kılanları yapsınlar. Şevket Yılmaz göndermiş. Furkan abi Fırat Üniversitesi personel alımında ilkokul ile lise mezunu alımı var. Ön lisans ve lisans mezunu neden alınmıyor? Asil ve yedek olarak çıkan üniversite mezunu arkadaşı diskalifiye ettiler. Yazık günah üniversite mezunu gençlere demiş izleyicimiz. Az önce değinmiş olduğumuz konulardı. Evet, mesajlarımıza devam edeceğiz ama Vaka sayısını daha çok izleyicilerimiz sormuştu. Vaka sayısında efendim bugüne kadar ilk bölümde ekranlarınıza getirmiştik. Vaka sayısında şehrimizde artış devam ediyor. Elma Pınarı Köyü bugün karantinaya alındı. Almanya'dan tazi için Elma Pınarı Köyü'ne gelen vatandaş Almanya'ya tekrar dönünce virüs tespit edildi. Bunun üzerine köyde toplu bir karantina söz konusu şu anda. Bugün itibariyle yani akşam saatlerinde köylere de bu tebliğ edildi. E, vaka sayısı da bugüne kadar ne diyorduk? 50'nin üzerinde diyordum ama bugün şunu ifade edebilirim. Vaka sayısı 60'ın üzerinde. İşte bu 60 mıdır, 70 midir, 80 midir, 90 mıdır, 100 müdür, 150 midir? Bunu bilemem. Bunu yani açıklamak il yöneticilerimizin görevi. E, bu noktada herhangi bir şey e, yani ifade maalesef edemiyoruz. E, bu noktada tabii e, bir de su problemi var. E, dün ifade etmiştik. Aslında bir haftadır söylüyoruz. E, keşke dedik e, sezon finali yapmadan şu sunun müjdeli beni verebilsek diye. E, ama yarın sezon finali yapıyoruz. Hatta dün ben özellikle sordum su ne durumda diye. Çünkü dün suyla ilgili şikayet gelmedi. Ben de şey düşündüm herhalde. Demek Düzeldi. O depolardan yeni su evlere takviye edildi diye düşünmüştüm ama demek edilmemiş. Birkaç gün içerisinde su problemini çözeceğiz demişti Elazığ Belediyesi. Suların analizi yapılıyor. Demek ki raba, laboratuvar sonuçlarında belki bir gecikme oldu. İnşallah en kısa süre içerisinde su problemi çözülür. Gerçekten koronavirüs sürecini yaşadığımız bu günlerde suyu konuşuyor olmamız iyi bir durum değil ama daha önce de ifade etmiş olduğum gibi 4 yıl önceki 5 yıl önceki sorunu işte biz şimdi yaşıyoruz. 4 yıl önce 5 yıl önce hep günün kurtarma çalışmaları yapıldı. Suya yatırım yapılmadı, su ile ilgili güzel bir çalışma yapılmadı, su problemi hep göz ardı edildi, e, ikinci planda kaldı. Bırakın ikinci planı, üçüncü, dördüncü planda kaldı. İşte ne oldu? E, yıllar önce olan sorun çoğaldı, 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 geldi, günümüzde patlak verdi. İşte yıllar önce su kuyusunu, Elazığ Belediyesi'nin su kuyularını Keban Baraj Gölü'nün hemen dibine vurmuşlar. Baraj kapakları açılınca 13 tane yanlış hatırlamıyorsam 13 su kuyusu Elazığ Belediyesi'nin içme suyu kuyusu baraj gölü suyunun altında kaldı. İşte vizyon, işte vera, feraset, işte e, ileriyi görmek böyle bir durum sonucunda bugün su sorunu çekiyoruz. Ne güzel ki en azından biraz daha avantajlı düşünelim. Birkaç günde yani olmaması gerekiyor ama birkaç günde dişimizi sıkalım da en azından ebediyeten inşallah uzun yıllar boyunca su probleminden kurtulmuş oluruz efendim. Ee, i̇nşallah en kısa süre içerisinde Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu müjdeyi vermişti. Ee, Hamza Bey sulama, Hamza Bey içme suyu e, projemiz, e, suyumuz. Geldi depolara kadar ulaştırdık. Şu an su depoda. Depolarda biliyorsun şehirlere, mahallelere e, suyun gidebilmesi için mahallelerin yüksek noktalarında depolar var. Oralara suyu getirdik analizini yapıyoruz. En kısa süre içerisinde vereceğiz demişti. İnşallah en kısa süre içerisinde su probleminden kurtuluruz efendim. Bugün bir hemşerimiz bana ulaştı. Şöyle bir durumla karşılaşmışlar. Toplum içerisinde bunun olmaması için en azından vatandaşlarımızın hazırlıklı olabilmeleri için uyarıda bulunmuş olalım. Kültür Mahallesi'nde sabah saat 6.45'te Dilenci vatandaşların kapılarını çalıp para istiyormuş. Babam kanser hastasıydı, öldü ve annem kanser hastası. diye sabah saat 6.45'te Kültür Mahallesi'nde kapıları çalmış. Sabah saat 6.45'te kapıların çalınması ve işte para yardımı istenmesi çok da hayra alamet bir durum değil. Ee, sabahın köründe insanlar evlerinde yatarken, evlerinde uyurken, belki de evlerinde yokken e, birileri niye gidip kapıları çalıp para istiyor vatandaştan? Emniyet müdürlüğümüze duyurmuş olalım, kültür mahallesinden böyle bir şikayet geldi. Aman ha siz de apartmanınızda Böyle bir durumla karşılaşırsanız direkt polise haber verin. Sabahın 6.45'te dilenmek ne? Yani yeni yeni icatlar çıkıyor başımıza. Belki işte daireleri kontrol ediyorlar. Evde mi değil mi? İşte belki başka bir şey planlanıyor. O yüzden ne olur e, dikkatli olmuş olalım. Baskil ilçesi eski Baskil mahallesinde artezyen kuyularından su çekilip sulama yapılıyor ancak yapılan sulama göleti neden bir vana takılıp su tutulmuyor? Lütfen gündeme alır mısınız? Yetkilileri göreve davet ediyoruz demiş vatandaşlar. İlgilere iletmiş olalım. Furkan Bey vaka sayısı az önce söylemiştik. Furkan Bey Elazığ'ın su sorunu ne zaman çözecek? Bu salgın hastalıklarla uğraşırken evlerimizde suların olmaması çok can sıkıcı. Lütfen en kısa zamanda çözüm demiş izleyicimiz. Az önce yine değindik. Ya biz de biliyoruz yapıldığını ama ağır hasarda yaşayanlar var. Söylememin nedeni bu. Karşıyadaki durum bu ön yargılı olarak yaklaşmayın demiş izleyicimiz. Ön yargılı yaklaşmıyorum. Ağır hasarlı evde oturmaması gerekiyor. Vatandaşın ağır hasarlı evde oturmaması gerekiyor. Bu kadar basit. Bu vatandaş nereye gidecek? Kiralık ev mi var? Yok. Ama devlet diyor ki gel kardeş senin kiralık evde bulamıyorsan, evinde ara sarlıysa ben seni konteynere yerleştiririm. E konteynerde de şimdi havalar sıcak, insanlar orada sıcaktan şikayet ediyorlar. Güneşin alnında oturuyoruz diyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Sanıyorum herhalde beni yanlış anladınız, ön yargılı olduğumu söylemişsiniz ama ön yargıyı ben şu an e, sizde gördüm. Orta hasarlılara TOKİ hakkı veriyorlar mı Furkan Bey? Orta hasarlılara TOKİ hakkı verilmiyor. Orta hasarlılar e, sadece yerinde kentsel dönüşüm imkanından faydalanabiliyorlar. E, Furkan Bey pandemi deprem katam, katamadı ama... Kapatamadı ama aksa kapatacak bilginiz olsun Erol Barış esnafı aksa bitirecek demiş izleyicimiz. Ee, yani bu hangi konuda diyor ama işte muhtemelen tabii neyle ilgili? İşte çok yüksek gelen e, kira şey elektrik faturaları ile ilgili, doğalgaz faturaları ile ilgili ama işte sıkıntı Elazığ'ın su sorunlarını ne zaman düzelecek lütfen değinir misiniz? Az önce ifade ettik. Hayırlı akşamlar Furkan Bey deprem için yapılan konutlara ne zaman başvurulacak? Hayırlı akşamlar demiş izleyicimiz. Hak sahipliği müracaatı devam ediyor. Henüz daha yaklaşık olarak bir iki ayımız var. Ee, ondan sonra inşallah e, başvurular başlamış olacak ama önce hak sahipliğinin bitmesi gerekiyor. Hak sahipliği süreci nasıl gidiyor peki? Yavaş gidiyor. Bunu biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Ee, görünen tablo bu. Furkan Bey hayırlı geceler diliyorum. Son baskı programınıza sezon finali yapmanızın üzüntüsünü yaşıyoruz. En azından Elazığlı vatandaşlar olarak sorunumuzu, sıkıntımızı sizlere iletiyorduk. En azından bilmediğimiz konuları sizlerden öğreniyorduk. İnşallah en kısa süre içerisinde tekrar ekranlara dönersiniz demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Elimizden geldiği kadarıyla süreçte hem depremde hem virüste ee, sizlere ulaşmaya çalıştık. 20 yıldır memleketi yönetenler belli. Su, altyapı, üst yapıyı herhalde Ugandalı belediye başkanı yapmayacak. Seçilmiş mevcutlar kimse onlar yapacak demiş izleyicimiz. Üniversite mezunu gençlere yazık ismi çıkanlar elendi. Noter'den neden üniversite mezunu olduğu için size de iyi tatiller. Yeni sezonda görüşmek üzere. Elazığ'ın sesi Furkan Gakko demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederim. Sizlere teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Furkan Bey çok haklısınız. Elazığ'da hangi proje hayata geçirilmek istense en az 10 yıl sürüyor. Örnek Kuzova, Ulova, Stad, Hamza Bey Barajı, Havaalanı, Fuar Alanı, 2. OSB ve benzeri durumlar Mahmut Uslu göndermiş. Öyle efendim. Yani biz şehir olarak böyle bir projeye başlarız ardından yıllarca bekleriz ki o projeyi tamamlayalım. Başka illerde vaka sayısı her gün açıklanıyor ne hikmetse Elazığ'da açıklanmıyor demiş izleyicimiz. Farklı olarak insanlar öğrenmek istiyorlar kaç vaka olduğunu. Aslında sayı çok önemli değil. Bir tane bile olsa çok büyük bir risk toplum için ama şu an 60'ın üzerinde vakamız var Elazığ'da. Selam Furkan Bey az, az hasarlı evler için AFAD broşür dağıtıp belli miktar yardım edecekti. Mayıs-Haziran ayı dediler arayınca şimdi de gündemde yok diyorlar. Nasıl iştir bu millette dalga mı geçildi? Nerede kaldı yardımları demiş izleyicimiz. Ben bunu da önceden de ifade etmiştim hatta seslenmiştim. Az hasarlı olan vatandaşlarımız var ise ve yardım alacağını düşünüyorsa hiç düşünmesin demiştim. Çünkü bu gündemden çıktı gitti. Dağıtıdan el broşürlerinde az hasarlı evlere para yardımı yapılacağı ifade edilmişti ki o broşürler bizlere de basın mensuplarına da dağıtılmıştı. Ama sonra öğrendik ki az hasarlı evlere herhangi bir yardım söz konusu değil. Furkan Bey, hayırlı geceler. Ağır hasarlılarla ilgili, kentsel dönüşümle ilgili bir şeyler söylemişsiniz. Tekrar ifade edebilir misiniz demiş izleyicimiz. Ee, ifade edelim. Az önce kültür mahallesiyle ilgili söyledik. Ne olur dikkat edelim. Hicret mahallesinde de yine e, erkekler çarşafla kadın kılığına girip çocukları kaçırmaya teşebbüs ediyorlarmış gittikçe eskiye gidiyoruz efendim. Yani yıllar önce bu haberler olurdu. Buna da dikkat edelim. Emniyet Müdürlüğümüze seslenelim. Bunlara dikkat etsin. Egzozlarla ilgili şikayetler gelmeye devam ediyor. Ee, emniyet Müdürlüğümüze bir kez daha seslenmiş olalım. Gece yarılarında insanlar artık camını penceresini açarak uyuyorlar haliyle yaz olduğu için ama bir bakıyorsunuz gecenin üçünde bir araç geçiyor Abo tüm mahalle ayakta. Ee, bu egzoz kontrollerini de e, trafik ekiplerimizin sıklıkla yapmasını e, rica edelim. Kaldırım ve yol e, işgalleri var biliyorsunuz. Esnaflar ne yapıyorlar? Kaldırıma yola getiriyorlar. İşte reklam panoları, dubalar kendileri yerleştiriyorlar. Vatandaşlar şikayetçi. Buna ne olur dikkat edelim. Zabıt ekiplerimize de seslenmiş olalım. E, bu noktada bu da önemli bir durum. E, i̇nşallah e, bunlar da çözülmüş olur. E, umut ediyoruz ki e, bu sorunları e, bir an önce. Biz yeni sezona başladığımızda bu sorunları konuşmamış oluruz. Sineklerle ilgili şikayet vardı. Özellikle Elazığ şehir merkezinde yani mesela Cumhuriyet, Çaydaçıra, ee, Bahçelievler gibi bu bölgelerde çok ee, şikayet yoktu bu yıl ama ee, sineklerle ilgili sorun sanıyorum daha çok böyle Paşa merkez bölgelerde. Bazı vatandaşlarımız bunu da e, iletmemizi istediler. Aktarmış olalım. E, umut ediyoruz ki bu sorunlar gerçekten düzelir. Son olarak izleyicimiz sormuştu. E, ağır hasarlı binalarla ilgili dün ifade etmiştik. E, S S Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz gün açıkladığı kentsel dönüşüm imkanından evleri şu ana kadar yıkılan vatandaşlar faydalanamıyorlar. Sinek dedik sinek geldi buraya da. Faydalanamıyorlar. E, bu vatandaşlarımız eğer ağır hasarlı vatandaşlarımız kentsel dönüşüm imkanından faydalanmak istiyorlarsa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden bunları iyice belgelemeleri lazım. Alel evlerini yıktırmamaları lazım. Aksi halde kentsel dönüşümden faydalanamıyorlar. Efendim yarın gece, cuma gecesi yeni günde son baskının sezon finaliyle sizlerle birlikte olacak olacağız. Şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu geceler, hayırlı cumalar diliyorum.